Öyle bir kontrol yapalım. Okey. Evet arkadaşlar, herkese yepyeni bir akşamdan merhaba diyoruz. Ve kıymetli dostlar, bu akşam gerçekten birbirinden güzel takımları bir araya getirdik. Ve şimdi hızlıca o güzel takımları tanıyacağız. Bu akşam 20 takım alacaktık arkadaşlar. Toplamda 22, hatta bir de misafirimiz var. 23 takımımız bizlerle birlikte olacak. Şimdi bir ufak ses denemesi yapayım hızlıdan. Takımlarımızı da tanımış olacağız. Şöyle bir ekranımıza getirelim. Bu akşam hangi takımlar bizlerle birlikte olacak? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bu arada Discord'tan da kanaldan yazalım. Evet, bir de bir misafir takımımız bizlerle birlikte olacak. Şöyle bir ufak ses denemesi yapacağım. Ardından sizlerle tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel. Sesimiz güzel geliyor. Okey. Oyun seslerimizle bir kontrol edelim. Okey. Evet. Oda ne zaman kuruluyor? Odamız birazdan kurulacak. Kasa hoş geldin bu arada. Itachi sen de hoş geldin. Sapcan. Flot tüm takımlara başarılar diler. Teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi hızlıca bu akşam bizlere eşlik edecek olan takımlarımızı ekranlara getiremeyeceğiz. Çünkü Discord'daki botumuz maalesef sorun yarattığı için bu gece slot listi manuel olarak şöyle ekranlarımıza getireceğiz. Ama oda bilgileri veriliyor. Onu yayına vermeyeyim. Evet, 3. slotta Detox Esport bu akşam bizlerle birlikte olacak kıymetli dostlar. 4. slotta Mod Esport. 5. slotta White Road Esport. 6. slotta uzun zamandır bu karşılaşmalarda yer almayan Wanderlust ekibi bizlerle birlikte olacak. 7. slotta Deep Esport ve 8. slotta Revelation 7 ekibi bizlerle birlikte olacak. Death or Fight ekibi 9, Mortal Gaming 10, Float Esports 11. For Unstoppable Man 12, LRD sanırım Lord Gaming 13, First Esports 14, GT4 Esports 15, Monolith Esports 16, Cooper Esports 17, Ever Esports 18'in slotta, The Last Whip 19, Xperia Esports, oh yoruldum, 20 ve XVA Esports 21, Growth Streets 22, Shot the Flow 23 ve Minas Esports 24. slotta yer alırken ve bir de misafir olan takımımız var. Onu da şöyle yazalım. Slot 25 dedik. Kıymetli Gazi bizleri kırmadı. Bu akşamki etkinliğimize o da katılacak. Evet. Kıymetli dostlar. Bu arada aleyküm selam, aleyküm selam. Payne hoş geldin, sefalar getirdin. Edaliçe sen de hoş geldin. Ses iyi mi geliyor Keysa? Hadi bakalım. Bu arada bütün takımlara başarılar dileriz. Evet. Revelation 7 olarak herkese başarılar. Eyvallah, eyvallah, eyvallah arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum sizlere. Bu akşam toplamda 54 takım check attı. Bilginiz dahilinde olsun. 54 takım check attı. Cıvırım hoş geldin. Güzel kardeşim benim. Kesene bereket. Seni burada görmek ne güzel. Evet, bu akşam toplamda dediğim gibi kıymetli dostlar bir saniye şifre gözüküyor. 54 takım check attı ve kendi takımımızı bile almadık. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Kendi takımımızı da diskalifiye ettik. Bilginiz dahilinde olsun. Ve 20 takım alacaktık. Biliyorsunuz ki bu tür etkinlikleri normalde Kore'den kuruyoruz. Ama bugün sizler için normal Avrupa'dan gelişmiş oda kartı aldık. Ve daha rahat bir oyun zevki bu takımlara sunabilmek için dedik ki herhangi bir ping olmasın. Odalarımızın bekleme süresi 5 dakika olacak kıymetli dostlar. 5 dakika ve Avrupa'dan kurulacak. Yine bilginiz dahilinde olsun. Bu nedenle çok da fazla ping olacağını zannetmiyorum. Yine de bakacağız diyoruz. Şöyle bir yayın hedefi de belirleyelim.
Destek olmak isteyen dostlarımız bizlere bir jeton karşılığında takıma katılabilirsiniz. Bu arada abone olabilirsiniz. Bilginiz dahilinde olsun. Evet. Odamız kaç dakikaya kurulacak? Hızlıca ona bir bakalım. 05 geçe yani 21.05'te yaklaşık 3 dakika sonra ilk oynanacak haritamız Erangel. Onun startı verilecek. Arkadaşlar bu etkinliğimizde MVP ödülümüz var. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Bu akşam toplamda 4 karşılaşma olacak. Erangel, Miramar, Erangel ve Sanok. Bu 4 haritada toplam kill puanı alan oyuncumuz bizden bir oylama yaptık Discord sunucumuzda. Dedik ki bir yemek firmasından güzel bir hediye çekimi gönderelim yoksa UC mi gönderelim dedik. MVP olacak arkadaşımız bu oylamanın sonunda bizden UC alacak. Öyle söyleyeyim. Tabii ki bu sadece bununla birlikte devam etmeyecek. Bu hafta, önümüzdeki hafta yani bu haftayı tamamladığımızda önümüzdeki haftada şöyle bir 2000 TL'lik güzel bir scrim daha organize etmiş olacağız. İyi yayınlar, benim takımın göz zevki vermesi dileğiyle. Payne, teşekkür ederim. Seni burada görmek çok güzel. Evet, takımlarımızı son bir kez daha şöyle bir gözden geçirelim kıymetli dostlar. Bu arada bilgi vermek istiyorum. Leonid, ben Gazi'yi davet ettim. Size sormadım. Bilginiz dahilinde olsun. 25. slota Gazi ve ekibi geçecek ve geçmişler bile sağ olsunlar. Tamam abi, hiç sıkıntı yok. Okey. Çok da fazla beklemeyeceğiz. Saatlerimiz 25, 21.05 geçe doğrudan startı verebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Tamamdır abi. Alper, teşekkür ederiz takip için. Evet arkadaşlar, bu arada takip etmeyen dostlarımız varsa hızlıca takipleri de alabiliriz. Bilginiz dahilinde olsun. Yaklaşık 1 dakikalık bekleme süremiz var iken biz de hızlıca slotları bir kez daha sizlere iletelim. Hızlı geçtik ama 1 dakikalık daha zamanımız var. Detox Esports 3. slotta bizlerle birlikte olacak. Mod Esports 4, White Ruat Esports 5, Wanderlust ekibi biliyorsunuz uzun zamandır sahalarda yoktu. 6. slotta yer alacak. Deep Esports 7, Revelation 7 Esports 8, Deator Fight Esports 9, Mortal Gaming 10, Float Esports 11, For Unstoppable Man 12, LRD Gaming 13, First Esports 14, GT4 Esports 15, Monolith Esports 16, Cooper Esports 17, Ever Esports 18, 19'da The Last VIP ekibi yer alacak, 20'de Xperia Esports, XVA Esports 21, Grove Streets 22, Shot the Flow 23, Minas Esports 24 ve dediğim gibi misafirimiz Gazi Esports'ta 25. slotta bizlerle birlikte olacak. Şu anda katılım sağlamayan bir takım görüyorum. 4. slot sanırım. Şöyle bir kontrol edelim. Rumbas dedik. 4. slotta kim varmış? Mod Esport. Şu anda katılım sağlamamış. 11'de Float ekibi. 21'de de XVA Esports. Bu takımların da notunu alalım. Minas da aynı şekilde 24'e katılım sağlamamış. Arkadaşlar check atıp onay alan takımlarımız eğer etkinliğe katılmadıkları süre içerisinde 15 gün tüm etkinliklerimizden maalesef muaf oluyorlar. Bu arada arkadaşım teşekkür ederim. Baran Gül için teşekkür ederim. Musa'cığım kesene bereket. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Emre, Baran, Aşk Gizim takipler için teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, saatlerimiz 21.06'yı göstermekte ve ilk oynanacak haritamız Erangel demiştik. Erangel'ın da startı şu an için verildi. Tabii ki bütün takımlarımıza, bütün oyuncularımıza şimdiden bol şanslar, başarılar diliyoruz arkadaşlar. Real takip için teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Revelation 7 ekibidir. Şöyle pinklerimize bir göz atalım. Okey. MS'imiz 20. Güzel. Arkadaşlar o da çok fazla MS olmaması için Avrupa'dan
gelişmiş oda kartını aldık, bilginiz dahilinde olsun. Revelation 7 ekibi bizden diyor. Hadi bakalım. Merveciğim hoş geldin. Sefalar getirdin. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hadi bakalım. 4 harita oynanacak dedik. Erangel, Miramar, Erangel ve Sanok olacak şekilde toplamda 4 harita. Ve ilk uçağımız şu an için Erangel'a hareket etmekte. Şimdiden bütün takımlarımıza, bütün oyuncu arkadaşlarımıza bol şanslar diliyoruz. Ve iyi olan kazansın. Ve gecenin sonunda toplam 4 haritadan oluşan bu etkinlikte 4 haritanın toplamında en çok kill alan, MVP olan oyuncumuza güzel bir sürprizimiz olacak. Bilginiz dahilinde olsun. Evet, şöyle bir uçak rotasyonumuza bakalım. Güzel, Severni'den hareket ediyor. Primorsk bölgesine doğru güzel bir uçak rotasyonumuz var. Tabii ki bütün takımlar diledikleri mainlere iniş yapabilirler diye tahmin ediyoruz. Ve görüntü kalitesi de güzel diye tahmin ediyorum ama ne diyorsunuz? Musa mı burada? Ben mi yanlış gördüm? Musa her zaman burada. Evet arkadaşlar, şu anda yayında 30 kişiyiz. Eğer yayınımızı paylaşıp beğenirseniz bu güzel takımlara daha fazla izleyici dostlarımızın erişim sağlamasına da yardımcı olmuş olursunuz. Azat sen de hoş geldin. Hadi bakalım. Evet kıymetli dostlar, herkes desteklediği takımı şöyle bir yazsın bakalım. Kimin takımı burada? Hangi takımın destekçileri burada? Hep birlikte görelim. Evet, şu anda takımlarımız yavaş yavaş atlamaya başladı ve yere ilk iniş yapan o güzel takımımızı hızlıca bir göz atalım. Tabii ki 13. slot dedik. Hızlıca bir bakacağım slot listemi tekrar. LRT Gaming demişiz. Ama onlar First'le mi değişmişler? 13. slotta bende LRD Gaming yazıyor ama sanırım oraya First mi geçmiş? First 14 olması gerekiyor. Takımlarımızı bir kontrol edelim hızlıca. Hazır main fight verirken Deep 2 dedik. Deep Esports niye bu değişmiş? Deep'ler 7'de olması lazım. Slot list Eren niye değişmiş? Slotlar karışmış sanırım. Evet, sanırım burada bir aksilik var. Sanırım çözülecek. Evet. Gamefight'ına gelin. Dibikliğinden Laz. Şu anda o da bu George Bull'un Toki bölgesinde. Hangi takım ile birlikte hızlıca bir bakalım. Deator Fight ekibi bu bölgede. Bir dakika. Erhan bir şey söyleyeceğim. Beni duyabiliyor musun? Erhan sesim geliyor mu? Geliyor abi sesim. Slotlar Aradan. Niye karışmış? Hemen onu ben bir soruyorum. MGG ekibi burada. Yani Mortal Gaming olması lazım. Elimizdeki listede 13 slot olması gerekiyor ama onlar şu anda 9'a geçmiş. Aynı şekilde Deep ekibi de Deep ekibi 7. slot olması gerekiyor. Onlar da 2'ye geçmişler. Sanırım bu iki takım bir ufak karışıklık yapmış diyebiliriz. Evet, bu arada tabii ki TLV ekibi burada. The Last ekibi bir oyuncularını kaybettiler. Şu anda 2-2 kazanılmış durumda. Bir oyuncu kaybettiler ve rakibinden bir nak daha vermeyi başarıyor Erkin. Haritamıza şöyle hızlıca bir göz atalım. Gördüğünüz bölgesinde bu main fight'ı devam ederken haritamızın diğer bölgelerinde biraz daha ortam sakin gibi görünüyor. İkinci kill puanı kazanılmıştı. Şimdi ekranlarımızı Loxy'ye çevirelim. Üçüncü kill puanı kendisinin takımının üçüncü kill puanını şu anda kazandırdı. Ve rakibinden de o son kill'i, close'u finishleyerek dördüncü kill puanını bu main fight'ından almayı başarıyor. Hospital bölgesinde bu güzel main fight'ı bizlere yaşattıkları için tabii ki iki takıma da teşekkür ederiz. Evet, şöyle bir diğer slotlarımıza tekrar bir göz atalım. Üçüncü slotta detox dedik. Dördüncü slot katılım sağlamamış. Beşinci slota bakalım. Beşinci slotta VRC ekibi demiştik. Yani White Road. Okey.
6. slota Wanderlust ekibi dedik. Okey. 7. slota R7 ekibi geçmiş. Evet, 7. slot karışmış şu anda. R7 ekibi Revelation 8'de olması gerekiyor. O 7'ye geçmiş. Bir slot kaymış sanırım. 8. slota baktığımızda 8. slota evet. Deator Fight ekibi. Okey. 8'den sonra normale dönüyor sanırım. Şöyle devam edelim. 9. slot yok dedik. 10. slota bakalım. Flotlar mı burada? 10. slotta 11. Flotlar da 11'e geçmiş. Hatta flotlarda bu arada tak düzeni yok. Onlar da bu düzenekle ikinci oyuna devam edemezler. Okey. 12. slot. Okey. 13 dedik. 13'te first. 13'te de first. Farklı bir first 14 olması gerekiyormuş. Slotlar çok karışmış. Evet, slotlar çok kaymış. Ama ben de doğru gözüküyor ama. Doğru gözükmüyor. 13'te first, 14 olması gerekiyor first'ün. Last'lar 14. Bakıyorum. Last'la 19. Sıkıntı. Ever 18. Bakalım Ever 18. Okey. TLV ekibi 19. Okey. X Spear ekibi 20. Okey. Grove Street ekibi 22. Okey. 23'e bir bakalım. Shot the Flow ekibi ve Gazi ekibi 25 demiştik. Okey. Yani bir slottan dolayı bütün takımlar maalesef yerlerini karıştırmış gibi gözüküyor ama sıkıntı yok. Ona bir uyarı geçelim. Erhan. Burada yazan listeye göre takımlar hareket etsinler. Dört beş takım farklı slotta giriş yapmış. Evet, evet Bey, kesinlikle. Hatta şöyle yapalım. Remake de atabiliriz yani, ben size söyleyeyim. Evet, evet. Odayı bozabiliyor musun şu an Erhan? Çıkmadan odayı direkt abi, doğrudan bozabiliyor musun? Odayı bozabiliyor muyum? Hemen bakayım sana. Odayı bozabiliyorsan direkt doğrudan odayı boz. Hemen bozayım abi, bir saniye. Mesela bak first 14 diyor slot liste. First ekibi bakalım 13'te. 13'e geçmiş durumda. Kapatabiliyorsan doğrudan odayı kapat. Remake atalım. Ben şöyle bir over geçeyim. Yok abi. İptal edilmiyor. Tamam, sıkıntı yok. Bir de 4/3, 3/2 tak düzenine bak. Olmazsa direkt arkadaşlarımızı... O zaman şöyle yapalım abi. Şu oda bitsin. Remake olduğunu söyleyelim. O maçı sayılmayacağını da söyleyelim. Tamam, bu maç zaten sayılmayacak. Tamam o zaman. Hiç gerek yok yani. Takımlar kendi slotlarına doğrudan giriş yapsınlar. Aynen. Hiç gerek yok. Slotunla oynasın, en azından karışıklık olmasın. Aynen öyle. Herkes... Okey, o zaman Erhan'la chat'e şey yapalım. Giriş yapsın. Evet, ben de Discord chatine de yazdım bu arada. Tamam o zaman. Okey, yeni bir oda kurabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Zaten 18 takım hala burada ama bu şekilde olmamalı. Quit atın Onur. Evet, bütün takımlar quit atsın. Yeni oda kuralım ama yeni odayı 3-5 dakika sonra kuralım. Yani en azından doğru olsun. Ben de şöyle quit atayım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Normal şey olarak slotlar doğru gözüküyor. İki tane slot yazın aynı takımda yok. Ama takımların... Gelmeyen takımların yerine geçmişler. Sorun o yüzden bu şekilde aynen gözüküyor. Aynen. Evet. Slot listem bir daha paylaştım. Tamam, sıkıntı yok. Okey. Ben çıkışımı yaptım. Sıkıntı yok. 5 dakika geç olsun ama düzenli olsun.
Evet Onur. Remake atıyoruz arkadaşlar. Bu arada Levin teşekkür ederiz. Kesenize beket arkadaşlar. Hediyeler için çok 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 teşekkür ederim. Kesenize bin bereket. Kanka şeye baksana, SS slot'a baksana yukarıdan. Takım aynı yazan var mı? Bakıyorum. Evet, case'a çıkın. Çünkü herkes kendi slotuna geçsin arkadaşlar. Yani en azından bir iş yapalım. Doğru düzgün olsun. Gelmeyen takımların yerine bazı takımlar Doğru giriş kanka şu an yapmış. hepsi. Şu an doğru yani. Ben doğru şu an. aynen. Tamam, şu an Bir slot aklım listeyi alıp hale. bizden yana bir Şu an sıkıntı var evet. mı? Doğru. Yok abi. Tamam, Bizden okey. karıştı. Hani şu an Dayanabilir. sıkıntımız yok. Tamam. Attığın room pass'ı kopyalarsın. Kopyaladıktan sonra tekrar silersin. Sıkıntı yok. Yeni odayı 20 geçe kuralım. 25 geçe de startı verelim. Hiç sıkıntı yok. Yani maalesef remake arkadaşlar. Çünkü bazı takımlar taksız. Onları da gördük az evvel. Hızlı bir başlangıç oldu. Gelmeyen takımların yerine farklı takımlarda geçince slotlar o şekilde maalesef karışmış durumda. O yüzden daha düzenli yapalım. Erhan Kuralımız bir neydi? Discord'da sohbete bir ilgilensene. Sapiye Kuralımız neydi? bir Bakayım ben şey. ilgileneyim. Beklerken ilgileneyim. Hiç sıkıntı yok. İkinci maç 4'e 2 Ben olma ihtimalimiz var diyor. tamam, ikinci maçta okey 4 bölü 2 olsunlar, sıkıntı yok. Odayı Tamam. kuruyorum bu arada. Tam 20 Ateş geçe odayı. kuralım. Tam 20 geçe kuralım. Hala takımlar içeride olabilir. Ben Evet hatta evet bir bunu birkaç tekrar takım hala var. şöyle O bir takımlar. tekrar daha atayım. Bütün takımlar da görsün. İlk odayı 20 geçe kuralım. 25 geçe de start verelim. Evet kıymetli dostlar, maalesef kusura bakmayın remake olmak zorunda çünkü dediğimiz gibi katılım sağlamayan bir takımın ya da iki takımın yerine farklı takımlar geçtiği için karışmış. Mustafa teşekkür ederiz takip için dostum. Maalesef biz de buradan sizlere iletirken örnek veriyorum ben oyuncuyu izliyorum. Oyuncuyu izliyorum. Bakıyorum slot listeme. Diyorum ki işte örnek veriyorum Yağız 13. slotta yani takımın ismi diyelim ki Revelation 7 ama orada yazıyor First Esports. O yüzden maalesef bunu yapamıyoruz. Evet remake atılacak. İlk oynanan Erangel maalesef sayılmayacak. Bilginiz olsun. Yeniden Erangel yeniden kurulacak, yeniden düzenlenecek. Ve tekrar 4 harita. Saat durumuna göre bakarız. Çok önemli değil. 3 haritadan da devam edebiliriz. İlerleyen saatler çok geç olursa problem değil. Ne kadar kaybımız oldu? 20 dakikalık bir kaybımız oldu. Onun dışında devam edebiliriz. Evet. Saatlerimiz 21:20. İlk odanın kurulumuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Yine hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir ekranı kapatayım. Senin şifren gözükmesin. Evet, şifre kayboldu. Ben tekrar geleyim. Tekrar hatırlatalım. 4 haritadan oluşacak dedik ve bu karşılaşmanın 4 haritanın toplamında en çok kill puanı alan oyuncumuz bu akşam bizden güzel bir hediye kazanacak. Bilginiz dahilinde olsun. Evet, oda bilgilerini de paylaşalım hızlıca. Diğer takımlarımız da gelsin. Paylaşıyorum. Senin attığın slot listesi zaten doğru olan değil mi? Evet abi benimki doğru. RunePest'te de aynısı var. Tamam. Niye Ama onlar karıştırmışlar peki? RunePest'te de aynen. First mesela 14'te. Onlar farklı slottaydı. Dipler mesela 7. Abi dip ekibi ikinci slota ne işiniz var diyeceğim. 7'ye çünkü başka bir takım geçmiş. O evet. yüzden. O yüzden. Sıkıntı yok. Takımın yanlış geçmesiyle hepsi aynı anda gitmiş Aynen olabilir. öyle. Karışıyor. Aynen öyle. Sevdanur zaten bekleyeceğiz. Bir 5 dakikalık bekleme süremiz var. Hiç önemli değil. Artı 1 de veririz. Problem değil. Merveciğim teşekkür ederim. Kesene bereket. Evet yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Toplamda 4 haritadan
meydana gelecek bu etkinliğimiz Erangel, Miramar, Erangel ve Sanok şeklinde olacak. Bu dört haritada en çok kill alan bir oyuncumuza bu scrimin sonunda güzel bir hediyemiz olacak. Bilginiz dahilinde olsun. Heart Baby niye hala atıyor? Gerek yok, o oldu artık, bitti. Bak dip burada 6. Heart Baby karıştırıyor burada bak. Evet. Bak şu an slot oluşturmaya çalışıyor. Dipi 6'ya atmış mesela bak. Ya, o kaydırarak atmış. Bir de onun slot liste attığı için herkes şaşırmış. Aynen öyle. Daha gerek yok abi. Ettim. Gerek yok. Hiç karışmasına gerek yok. Hiç gerek yok. Evet. Şöyle rune pası. Odanız kuruldu. Şöyle yazalım. Doğu slota geçin. Bak, düzeni önemli diyelim. Okey. Evet arkadaşlar, ilk haritayı maalesef saymadık. Dediğimiz gibi farklı takımların slotları karıştırması nedeniyle. Aynen. İki tag olan takımlara da bakarsan. Tabii tabii. Hiç, yani 4/3 ya da 3/2 değilse direkt diskalifiyet ilk bu haritadan. Tak konusunda bugünlük idare ederseniz sevinirim Sertaç abi. Analiz yapacağım takımlar ile girip, çünkü 4/2 olacağız. Takım ismi? Ne takım onları? İsmi neydi onunki? Bakalım. Kabul edelim ona göre. Soralım. Bir menajer arkadaşımız bizden 4/2 konusunda Sapire rica mi? Etmiş. Evet, Sapir. Tamam, tamamdır. Tamam, okey. Bir takım bizden oyuncu deneyeceği. Tamam, unstoppable man slot 12'ymiş. Okey, menajer arkadaşımızın ricasını kırmayalım. Sıkıntı yok. Bu durumda olan inisiyatifleri değerlendirebiliriz. Hiç önemli değil. Evet, ben de buradan bir kontrol edeceğim. Ben de şuradan slot sistemi bir yeniden bir açayım. Yavaş yavaş takımlarımız geliyor. Detox ekibi şu anda slotunu almış durumda. Beşinci slota bakalım. White Road ekibi. Okey. Slotlar doğru abi, süper. Okey. Revelation, yani Revelation 7 ekibi. 8. Okey. MGG ekibi 10 demişiz. Mortal Gaming. Okey. 12. slota bir bakalım. Unstoppable Man 12. Okey. LRD ekibi 13. Şöyle bir kontrol edelim. Okey. Mehmet hoş geldin. Evet. Teşekkür ederiz takip için. First 14. Okey. 17'ye bir bakalım. Cooper. Okey. 18. Ever. Okey. 19. The Last. Okey. Xperia 20. Okey. Bu arada sen de takları kontrol edebilirsin. 22'ye bakalım. Grove Street. Okey. 23'e bakalım. Shot Tafulov. Okey. 24. Yok. Gazi 25 dedik. Okey. Şu an için takımlarımız gelmedi, doğru. Takımları alırsan onları bir. Doğru. Okey. 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 Şu an için takımlarımız uygun. Bir dakika bekle. Bir takım. Takımları... Bir takım 4/2 olacak. Batucu maalesef. Mehmet hoş geldin. Teşekkür ederiz. Tüm takımlar bize geldi. Ah be lavin. Şöyle söyleyeyim Onur, Drakon. Bir takımın menajeri bizden oyuncu deneyeceği için sadece bu gecelik bir ricada bulundu. 4 var. 6 var. Adem, bu bir scrim dostum. Maalesef önceden kayıt yapmanız gerekiyordu. Ama şöyle söyleyeyim Adem, yarın itibariyle hadi o sürprizi benden duyun. Benden duyun. Değil mi Merve Hanım? Bu akşam o sürprizi açıklayalım. Arkadaşlar yarın itibariyle sabah ve öğleden sonra olacak şekilde hem eğlence odaları, UC'li eğlence odalarına ve aynı zamanda da scrim tadında o eski yaptığımız Livik maçlarını... 9. Tekrar yapacağız. Master. Yarın itibariyle startı veriyoruz ama yarınki yayınımız saat kaç dakika yani?
3 de başlayacak. 15 Artist çift test. 0'da başlayacak. 15 çift 0'da başlayacak olan yarınki bu eğlence odalarımız. Eskiden belki hatırlayanlar vardır, saklambaçtı. Onun dışında araba ezmeceydi. Canavar. Tamam. Canavar bak gidiyorduk. Araba ezmece diyorduk. Livik maçları yapıyorduk. Kazanan arkadaşımıza UC hediyemiz oluyordu. Gibi gibi. Evet, kaç geçe verdin startı? 1-2 dakika sıkıntı yok. Yani artı 1 bekleyebilirsin. 27 değil, 28, 29 olabilir. Startı. Float ekibi geldi mi? Bir bakalım. Float ekibi. Float, 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 float. Hangi slottu? Float 11'miş. Bakalım. Hayır. Float ekibi henüz giriş yapmamış. Aynen. Evet. Yavaş yavaş giriş yapıyorlar. Evet, hoca da geldi. Şu anda 66 oyuncu. 4'ün slot mod yok. Mod ekibini göremiyorum. 9-11 yok. Mod ekibinden 2 kişi slot 6'ya geçmiş ama. Slotlardan abi öyle bir şey yok. 6. slotta kim var? Wanderlust slota varmış. Sen şöyle yap. Lazım 6. slotu at abi. 4'ünü birden at. Hepsini i̇şte bu, atar mısın? Hepsini at abi. 6. slotun hepsini atar mısın abi? Hiç gerek oraya yok abi. Komple. Comeback, Thiago falan. Hiç start gerek yok abi. Herkes tamam. Kendi slotuna geçecek. Wanderlust katılmamış bu arada. Sıkıntı aynen. Yok. Aynen. Wanderlust yok. Tamam. 9-11'e bir bakalım. Slot 15'te bir Deat ekibi yok. Biri var. 11'de float yok. 15'teki arkadaşı da uğurlayalım. 15'teki aynen. Tamam. GT4 yok. 16'ya bakalım. Monolith yok. Okey. Bunların notlarını 24. sen al. Kenji. Aldım. Gelmeyenleri. Okey. 21 yok. 21'e şöyle bakalım. XVA ekibi yokmuş. 24'te de bir oyuncu vardı. Onu da uğurlayabilirsin. Onu da attık. Tamam. O zaman evet. Hazırız. Hadi bakalım. 60 oyuncu. İlk Erencil'e startımızı oyuncu. Veriyoruz. Evet. Şimdi daha düzenli, daha düzgün oldu. Daha iyi oldu şu an. Aynen öyle. Evet. Mutlucum artı 2 oldu. Yani Sevdenur maalesef arkadaşlar. Hani 27 geçe start dedik. Yanlış slota girmiş arkadaşlarımız. Evet giriş yapmışlar en ama. En geç 2 dakika maalesef. Verebildik. Artı 2 bekletmeyelim çünkü biliyorsunuz. Yani. Artı 2 daha alsaydık. Şey olmazdı. Çünkü yani giriş yapan arkadaşlara ayıp olacak bu sefer. Aynen. Yani kesinlikle çok fazla bekletmiş olacaktık o arkadaşları. Sıkıntı yok. Şöyle söyleyeyim Mutlu, Sevdenur. En azından sonraki 3 haritaya kendi slotunuza geçebilirsiniz. Takım arkadaşlarınıza da hatırlatın. 11'in slot sizin slotunuz zaten biliyorsunuz. Gece boyunca bu slot sadece size ait. Evet hadi bakalım. Şu an için 59 oyuncu yerini almış durumda. Artık biz de sizlere bu güzel geceyi iletirken en azından yanlış telaffuz etmemeye çalışalım. Her şeyimiz mazem düzenli olmaya çalışıyor. Bu arada şimdiden bütün takımlarımıza, bütün oyuncu arkadaşlarımıza bol şanslar, başarılar diliyoruz. Toplamda 4 haritadan oynanacak demiştik ve 4 haritanın toplamında en çok kill alan bu gecenin MVP'si olan arkadaşımıza küçük bir sürprizimiz olacak dedik ve ilk uçağımız Erangel'a hareket etmiş durumda. Hadi bakalım şöyle bir uçak rotasyonuna bir bakalım. Güzel Miriteri'den Shrink'e doğru giden bu uçağımızda yine tüm takımlarımız dilediklerine erişim sağlayabilecekler. Sorundan dolayı geçememişler. Sevdenur hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi bundan sonraki 3 haritaya yeniden takım katılabilir. Hiç problem değil öyle söyleyeyim. Zaten katılım sağladıklarında gelmeyen takımlar arasındaki o ismi de sileriz. Hiç problem değil. Evet. Şu anda 15 takım ve 59 oyuncu yavaş yavaş takımlarımız, oyuncularımız iniş yapmaya başladılar. Böyle ben de ekranımı getireyim. Okey. Yavaş yavaş bütün oyuncular kendi mainlerine doğru iniş yapmaya başladılar dedik.
slot listesini de yine ekranlarımıza şöyle bir getirelim. For Unstoppable ekibi, evet şu anda onlar 4/3 taktiği, 4/2 taktiği, çünkü menajer arkadaşlarımız bunu bizden rica ettiler. Bu gecelik takt düzenine bir oyuncuyu idare edebilir miyiz? Tabii ki ederiz. Menajer arkadaşımızı da kırmayız. Evet, şimdi ise bu bölgeye geldiğimizde Revelation 7 ekibini görüyoruz. Onlar da sakin bir main seçtiklerini görüyoruz. Haritamızda ilk nak şu anda ekranlarımıza geldi. O bölgeye hızlıca bir ulaşalım. Ve 20. slotta Xperia ekibinden Jerry şu anda düşmüş durumda. Hızlıca ekranlarımızı Jerry'ye getirelim. Tabii ki onlar da dip ekibiyle bu main fight'ındalar ama onu yeniden oyun alanına kazandırabilecek mi takım arkadaşları? Hızlıca bir göz atalım. Hoca ikinci nakı şu anda kazanmış durumda. Bir kazanıldı. Xperia ekibini bu main fight'ından, aman tanrım, bir oyuncu da deep ekibinden düştüğünü görüyoruz. Şu an için her iki takımda da birer baygın oyuncu var. Ve bu main fight'ında da deep ekibi bir kill puanı şu anda kazanılmış durumda. Tabii ki deep ekibi şu anda geriye de düştü. Jerry hala baygın. Bu da finishlediler. Artık Yağız tek kaldı diyebiliriz. İkinci kill puanı şu anda Xperia ekibine kazanılmış durumda ama Yağız bu dakikadan sonra takımı sıfırlayan son oyuncu. Ve darbe aldı ve onun devam etmesine izin vermiyor. Dip ekibi, dip ekibi de bu main fight'ında 2 oyuncusunu kaybederken toplamda 4 kill puanı da kazanılmış durumda. MGG ekibinin bir oyuncusunu görüyorum ve tabii ki The Last ekibi de bu bölgede 1 kill puanı şu anda onlara da kazanılmış durumda. Haritamızın diğer bölgelerine bir bakalım. Diğer takımlarımıza şöyle bir göz atalım. İşte sırada Detox ekibi. Detox ekibi bu bölgede sanırım sakinliğini korumaya devam ediyor. Ve 4 kişilik üstünlüğü de yine aynı şekilde burada devam etmekte. 5. slotta White Road ekibi dedik. White Road ekibi de yine bu bölgede. Şöyle bir bakalım. Onlar da sakinliğini korumaya devam eden takımlarımız arasında. Dip ekibini 4 kill aldıkları bu main fight'ında 2 oyuncularını kaybettiklerini söylemiştik ve şimdi ise sıra Revelation 7 ekibinde. Favkes, aleyküm selam, hoş geldin, sefalar getirdin. Seni burada görmek ne güzel. Ve işte abone olan kardeşimiz, dostumuz nasıl da bu abonelere özel olan emojileri kullanıyor. Evet. Revelation 7 ekibi. Hızlıca ekranlarımızı The Last TLV ekibine şöyle bir geçirelim. Çünkü bir kill puanı aldıklarını söylemiştik ama bu bölgede rakibinin bir oyuncusu daha devam ediyordu. O da sanırım evet araç rotasyonu halinde, onu da finishleyerek takımlarına ikinci kill puanı kazandırmış durumdalar. Hızlıca diğer takımlarımıza da şöyle bir göz atalım. Revelation'dan sonra MGG ekibi dedik. Yani Mortal Gaming ekibi henüz kill puanı yok. Ancak Raul bu dakikadan sonra takımı sırtlayacak olan son oyuncu diyebiliriz. Unstoppable ekibi, onlar da şu anda rotasyon halindeler. LRD ekibi sanırım Lord Gaming olarak ama bizim kayıtlarımızda LRD Gaming olarak kayıt yapılmış. Onlar da 4 kişilik üstünlüğü korumaya devam ediyorlar ve şimdi ise ekranlarımızda First. First Esports şu anda henüz kill puanları yok ve 4 kişilik üstünlüğü de korumaya devam ediyorlar. Onlar da rotasyon halinde. Ve işte Cooper ekibi. Cooper ekibi 1 kill puanı alırken onlar da bu karşılaşmaya 3 oyuncu katılım sağladıklarını görüyoruz. Ve şimdi işte ekranlarımıza Ever Esports geliyor. Henüz kill puanı yok. Lootlarına devam ediyorlar ve 4 kişilik üstünlüğünde takım korumaya devam ediyor. Az evvel ikinci kill puanı ile ekranlarımıza gelen The Last ekibi. The Last VIP ekibi. 2 kill puanı ve 4 kişilik üstünlüklerini korumaya devam ediyor. Ve şimdi ise Grove Street ekibi. Onlar da yine aynı şekilde sakin bir main yaşadıklarını görüyoruz bu bölgede. Onları rahatsız edecek herhangi bir takımın olmadığını görüyoruz. Ve kill puanı yok. Kayıp oyuncuları yok. Shot the Flow ekibi.
Shotoflow ekibi de yine bu bölgede 4 kişilik üstünlüğünü korumaya devam ederken takımın herhangi bir kill puanında olmadığını hatırlatmak isteriz. Ve işte kıymetli Gazi'nin ekibi, onlar da bu bölgede yine mainlerine devam ediyorlar. Onlar da bu bölgede sakinler. Kıymetli Gazi'nin ekibi. Onlar da bu gece bizi kırmadılar ve bu güzel etkinliğimizde bizlerle birlikte oldukları için onlara da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, 14 takım 50 oyuncu geriye kalan takımımız ve oyuncu sayımız ikinci güvenli alan verildi. Artık yavaş yavaş George Bull bölgesine doğru bütün takımlarımız rotasyon atacak diye tahmin ediyoruz. Çünkü artık bu alandan sonra bütün oyuncular, alan dışında kalan oyuncularımız zarar görecek diyebiliriz. Yavaş yavaş alan dışında kalan oyuncular zaten alandan darbe almaya, hasar almaya başlayacaklar. Revelation 7 ekibine şöyle bir göz atalım. Bu bölgeye hızlı bir rotasyon atan Revelation 7 ekibi, Last ekibi onlara karşı koyacak yine bir rakip takım diyebiliriz. The Last ekibinin 2 kill puanı bu main fight'ında kazanıldığını sizlere söylemiştik. Hala 2 kill puanı ve 4 kişilik üstünlüğü bu George Bull bölgesinde The Last ekibinin devam ediyor. Ancak bu bölgeye artık yavaş yavaş diğer takımların da rotasyon attığını söyleyebiliriz. Tabii ki geriye kalan 2 kişilik dip ekibini de bu bölgeden unutmuyoruz. Onlar da main fight'ında 2 oyuncularını kaybettiklerini söylemiştik ve 2 kill puanı da kazanıldı dedik. 2 oyuncu kaybettiler ancak 4 kill puanı kazandıklarını hatırlatmıştık. Hızlıca takımlarımıza bakalım. Evet, 3. Circle da neredeyse gelmek üzere. Evet, güvenli yine alandan yerini alan Detox ekibi. Onlara çok yakın First Esports'u görüyoruz ama bakalım bu bölgede Toki'ler, George Bull'un Toki bölgelerinde, arka evlerde iki takım bize nasıl bir an yaşatacak? Hemen ekranlarımıza Gazi ekibinin bir kili geldi. Lozi takımla bir kill puanı, rotasyon halinde bir kill puanı kazandırırken şimdi hızlıca o puanı alıp yeniden rotasyona çıktılar ve artık onlar da alandan darbe almaya başladılar. Artık bütün takımlar yavaş yavaş oyun alanının içerisinde giriş yapmak zorundalar ve ekranlarımıza Revelation ekibinden bir kill puanı geldi. İşte Batu takımına bir kill puanı bu bölgede kazandırdı demiştik ki The Last ekibi bu bölgede 2 kill puanı aldı demiştik. Main fight'ında 2 kill puanı aldıklarını söylemiştik ama aynı şekilde bu bölgeye Revelation 7 ekibi de geldi dedik. Şimdi The Last ekibi Revelation ekibini oynamaya çalışıyor. Bir oyuncu Vigil 2 oyuncu düştü. Aman tanrım, geriye sadece bir oyuncu kaldı. Geriye sadece bir oyuncu kaldı. O da Molotov'dan darbe alıyor ve The Last ekibini Erangel'dan uğurlamayı başarıyor Revelation 7 ekibi. 2 kill puanı main fight'ında alan The Last Sweep ekibi bu bölgeye rotasyon atan Revelation ekibine 4 kill puanı kazandırdılar ve Erangel'dan da The Last ekibini uğurladığımızı söyleyebiliriz ve şimdi ise arka kısımdan Deep ekibinin oyuncularının bu bölgeye biraz uzaktan pres yaptıklarını görüyoruz. Ve şimdi ise First ekibi de bu bölgeye geldi. Yine 3 takım, aman tanrım, rotasyondalar. Sarılacak mı? İsabetsiz atışlar geliyor. Yine Revelation 7 ekibinden hızlı toparlandılar. Arka bölgelerinde tabii ki Deep ekibi dedik. Ve şimdi ise diğer bir farklı kısma First ekibinin rotasyonu oldu. Böyle kardeşim, aleyküm selam, hoş geldin, sefalar getirdin. Ve şimdi ise bir net denemesi gelecek. O net can yakar dostum. İsabetli olursa onu üzecek dedik. Ama isabetsiz. Biraz hasar aldığını söyleyebiliriz. Biraz hasar aldığını söyleyebiliriz. Yine isabetsiz demeyelim. Musacığım, mesajını okudum. Şöyle canımsın kardeşim benim.
Muzacım mesajını okudum, maalesef bir ufak aksilik oldu orada, slotlar karıştı ama remake attık, sıkıntı yok, yeniden hızlı toparlandık. Yani orada bir iki takımın gelmemesi, yanlış slotlara girmesi bütün gecemizi mahvedebilirdi. O yüzden erken aksiyon aldık, gerek yok abi, remake attık, yeniden Eren Yıl'ı kurduk. En azından ben de burada takımları rahatlıkla telaffuz edebiliyorum. Burada bir yandan da ben kendi rahatımı da düşünüyorum. Hem size güzel bir seyir zevki olsun dedik ve şu an ekranlarımıza Detox'un bir nakı geldi. Hızlıca bu bölgeye gelmek istiyorum. Uzak noktada sanırım olan Rostit ekibinden bir oyuncuyu naklamayı başardılar. Ve şimdi Krip Kayo ilk kill puanı şu anda Detox ekibine kazanılmış durumda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi yayınlar. Eyvallah. Birlikte olsun. Hem bana yardımcı olmuş olursun abi, ne dersin? Vallahi bu işi pek beceremiyorum biliyorsun. Abi her zaman ne diyoruz? Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce diyoruz. Yani sonunda da özür diliyoruz. Diyoruz ki sürçülisan ettiysek affola. Dördüncü güvenli alan az sonra verilecek. Revelation 7 ekibi bu bölgede The Last ekibinden 4 kill puanı alırken şu anda 5. kill puanı da kendilerine kazanılmış durumda. İşte burada yine First ekibinden Musi, Baygın, Ricky'yi kaybettiler. Geriye sadece 2 oyuncuları kaldı First ekibinin. First ekibinin kill puanına bakmak istiyorum. Şu an için 0. Bu bölgede kötü rotasyon attıklarını söyleyemeyiz. Tabii ki Ghost ekibi de karşı bölgeden buraya iyi bir rotasyonla geldiler ama iki oyuncularını mı? Hayır, düzeltiyorum. Bir oyuncularını Detox ekibine rotasyon halinde kaybettiler ve şimdi ise bir oyuncu iyi bir KNT vuruşuyla naklandı. Bakalım Romu yeniden oyun alana kazandırabilecekler mi? Revelation 7 ekibi 10 aktan sonra tabii ki hızlı bir pres atacak. Rakibine ikinci nak gelir mi? Haydi Şivas. Severiz seni. Oyun sesi sanırım bir tık fazlaymış. Oyun sesini şöyle bir kısalım. Hatta ayarlardan da bir kontrol edelim. Grafik ve sese gelelim. Silah sesini şöyle kısalım. Şu an için daha iyi olmalı. Evet, Tarık abi o, Merveciğim. Ve şimdi 6. kill puanı Revelation 7 ekibine. Ayarlar kısmına girdiğimizde bir kill'i ekranlarınıza getiremedik. Bir oyuncu baygın. Ekibinden bir oyuncuyu da naklamayı başarıyor ama kendisi de düştü. Geriye sadece bir oyuncu kaldı. Uzak bölgede bir takım arkadaşını kaybetti dedik ama Brox'u da hızlıca takımına bir puan olarak kazandırdı. Şu an için İki oyuncusunu kaybeden Ghost Street ekibi geriye sadece bir kille bir oyuncu kaldı. Hızlıca ekranlarımızı Revelation 7 ekibine getirelim. Bu bölgede gerçekten mükemmel bir başarı aldı. 8 kill puanı ilk haritada. Gerçekten güzel. Evet. Ghost Street ekibini de Erangel'dan uğurladığımızı söyleyebiliriz. Geriye 11 takım ve 37 oyuncu kaldı. 4. güvenli alanın içerisindeyiz. Bu arada 8 kill puanı ancak biliyorsunuz ki 4 haritanın sonunda toplamda en çok kill puanı alan oyuncumuza güzel bir hediyemiz olacak dedik. Ve şimdi ise rotasyon attıkları bölgede White Road ekibini görüyoruz. Hasarlı arabalarıyla o bölgeye rotasyon atan Revelation 7 ekibi araçları ciddi anlamda hasar aldı. Çok güzel noktada rakibi White Road ekibi ve uzak noktadan o aracı bir oyuncuyu naklamayı başardı ancak kendilerinden de 3 oyuncu düştü. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Üstünlük White Road ekibindeydi. Rotasyon halinde olan takımı gerçekten 4 oyuncu da spreyledi ve şu anda White Road ekibini Erangel'dan uğurladığımızı söyleyebiliriz. O Batu'nun inanılmaz nate'iyle 3 oyuncusu zaten baygındı. Evet, bir oyuncuyu kaybetti Revelation 7 ekibi ama bu bölgede bu takımı da Erangel'dan eleyerek
12 kill puanı almayı başardılar. Gerçekten bu gecenin yıldızı Revelation 7 ekibimi hep birlikte göreceğiz. Tabii ki geriye daha 3 haritamız daha var. Dengeler tamamen değişebilir. Vemus, hoş geldin, sefalar getirdin. Seni görmek ne güzel. Aleyküm selam, aleyküm selam. Bu arada Şule'cim, Anıl nerede ya? Benim üzümlü kekim nerede Şule? Evet, son 10 takım, 32 oyuncu artık. 4. güvenli alan neredeyse bitmek üzere. Haritamıza baktığımızda Gatka bölgesine kapanan Eşotta Flow ekibi henüz kill puanı yok ama bu alanda aldıkları yerin mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu bölgeyi Eşotta Flow ekibi ve aynı şekilde Ever Esports bu bölgeyi gerçekten güzelce korurlarsa ciddi anlamda buradan iyi puanlar çıkabilir ve First ekibinin sanırım bir nakı geldi ekranlarımıza. Geriye sadece bir oyuncu kaldı demiştik. Akser rakibini nakladı. Revelation 7 ekibi Şivas dedik. Nazar ama geldiğin Şivas. Onu oradan almayacak. Devam ediyor rotasyonla. Takımını sırtlayan geride kalan son oyuncu dedik. Evet kıymetli dostlar. 10 takım 32 oyuncu dedik. Bu arada kıymetli dostlar 44 kişiyiz şu anda ekranlarımızda. Hep birlikte yayınımızı beğenirsek güzel takımların daha fazla izleyiciye erişim sağlamasına sizler de destek olmuş olursunuz. Bilginiz olsun. En azından sizler de bu seyir zevkini izlerken ekranlara çevirerek destek olabilirsiniz bu güzel takımlara. Ve şimdi Vertical pompalı denemesiyle Creep'in aklamayı başardı ve şimdi onu finishleyerek takımına 13. kill puanı kazandırmış oldu. Detox ekibi bir oyuncuyu daha bu bölgede kaybetti. Creep sanırım o bölgeye clutch attı ama tam da Revelation ekibinin bulunduğu bölgeye o rotasyonu çok da iyi olduğu söylenemez. Şimdi ise ekranlarımızda Unstoppable Man ekibi iki oyuncusunu kaybeden geriye bu dakikadan sonra sadece 2 oyuncu kalıyor. 27 oyuncu 10 takım. Angel'ın galibi kim olacak dedik. Eyvallah Mustafa'cığım. Valla Vemus dediğim gibi yavaş yavaş dönmeye başladık. Bakalım elimizden geldiğince ama tabii ki uzun zamandır ara verdiğimiz için maalesef maalesef bazı eksikliklerimiz oluyor. Yavaş yavaş onları da düzelteceğiz. Onları da toparlayacağımıza inanıyorum. Evet kıymetli dostlar. 25 oyuncu 10 takım. Artık 5. alanda bitti dedik. Geriye sadece bu kadar alan ve bu alanın içerisinde toplamda 10 takımımız yer alıyor. Erangel'ın galibi kim olacak? Ve bu gecenin yıldızı. Toplamda 4 haritada en çok kili alan oyuncumuz bizden küçük bir hediye kazanmış olacak. Ve önümüzdeki hafta yapacağımız büyük, büyük, büyük ödüllü turnuva için bütün takımları da davet ediyoruz. Bilginiz dahilinde olsun. Evet, Eşotta Flow ekibi 1 kill puanı şu anda kazanılmış durumda. Hala 4 kişilik üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Ve işte ekranlarımızda Gazi Esport. 2 kill puanı olan ve 4 kişilik üstünlüğünü koruyan Gazi ekibi. Bakalım geçtiğimiz günlerde yaptığımız o büyük turnuvada gösterdikleri performansın aynısını yine bu gece Gazi ekibinden görebilecek miyiz? Ve şimdi 2 kill puanı olan Lord ekibi LRD olarak bizde kayıtlı. Ve şu anda First ekibinden bir oyuncuyu daha kaybettik. Geriye 8 takım, 22 oyuncu, inanılır gibi değil. Bendeki FPS'e bakar mısınız? FPS'in bile 40'lara düşüyor. Bu bölgede hala 22 oyuncu var ve Batu Revelation 7 ekibi bu akşam gerçekten Erangel'ın galibi diyebiliriz. 15 kill puanı Batu'nun 7, Kırkal'ın 6, toplamda takımın 15 kill puanı var dedik. Hala güvenli alan içerisinde giriş yapmadıklarını da görüyoruz. İlk haritada gerçekten bu kadar kill puanı gecenin sonunu da değerlendirirsek
güzel sonuçlar çıkacak gibi tahmin edebiliyoruz. Haydi bakalım Erkin. Evet, bu arada arkadaşlar ekranlara çift tıklamaya devam edelim. En azından bu güzel takımlarımızı, bu güzel oyuncularımızı daha fazla izleyici dostlarımıza erişim sağlamasına yardımcı olmuş olursunuz. DRD ekibinden onların düştüğünü görüyoruz ekranlarımıza. Artık 7 takım 20 oyuncu geriye kalan ve 7. güvenli alanda neredeyse kapanmak üzere. Bu alanda hala 20 oyuncuyu görüyoruz. Adım başı oyuncu, adım başı rakip diyebiliriz. Ve işte artık Ever ekibi geriye sadece bir oyuncu kaldı. İki oyuncusu baygın, birini kaybetti. Ve bakalım 7 takım 19 oyuncu. Nefeslerimizi tuttuk. Gerçekten Erangel'ın galibini bekliyoruz. Detox ekibi. Ketron da baygın. Kayu bakalım neler yapacak. Takım arkadaşını o bölgeden yeniden kazandırabilecek mi? Oyun alanının içerisine sabırsızlıkla bekliyoruz. Revelation ekibinden hala naklar geliyor. 18 kill oldu. Artık güvenli alana girmek zorundalar. Ve Batu sanırım tek çıkabilecek takım oyuncusu. Revelation 7 ekibi dedik. Cıvırım teşekkür ederim kardeşim benim. Kesene bin bereket. Babaya selam. Evet, bir oyuncusunu da kaybetti. Gerçekten 8-8. 2 oyuncunun ve birinin de 2 aldığını görüyoruz. Toplamda 18 kill puanı. Artık güvenli alandan giriş yaptı ama Gazi ekibi onun devam etmesine izin vermeyecek gibi. Hero hoş geldin. Teşekkür ederiz takip için. Evet. Batu'nun devam etmesine izin vermedi Gazi ekibi bu bölgede. Bu dakikadan sonra biz devam ederiz dedi. 5 kill puanı şu anda Gazi ekibine yazılmış görünüyor. Geriye sadece 2 takım ve 8 oyuncu. Her iki takımın 4 kişilik üstünlüğü devam ediyor. Shot the Flow ekibi mi yoksa Gazi ekibi mi? İki takım da neredeyse alanın uç kısmında gibi ama bu şu anda sanırım Gazi ekibi bir tık daha avantajlı gibi. Çünkü Shot the Flow ekibi bir adım öne geçmek zorunda ama zor anlar. Gerçekten alan şu anda onların belki de bulunduğu bölgeye atacaklarını tahmin ettiler ama Archit atarak Gazi ekibinin işine yaradı diyebiliriz. Bu bölgede tabii ki Gazi ekibi biraz daha avantajlı durumda. Her iki takımın da şu anda uzak bölgeden süperlerini görüyoruz. 8 oyuncu dedik, 2 takım dedik. Erangel'ın galibi kim olacak? Shot the Flow ekibi mi yoksa Gazi ekibi mi? Her iki takımın da 4 oyuncuları devam ediyor ama Aykut şu anda alandan darbe alacak gibi. Alperen'i şu anda düşürdüler. Aykut onun aklamayı başarıyor artık. Bu dakikadan sonra bakalım Alperen'i yeniden oyun alanına kazandırabilecek mi? Aykut düştü oyun alanına. Rakibinden bir oyuncuyu nakladı ancak kendisi de alandan devam edemedi. Yani maalesef kaybedeceğiz. Geriye 7 oyuncu kaldı. 4/3 şeklinde yine alan olarak ve çoğunluk olarak Gazi ekibinin üstünlüğü var diyebiliriz. O bölgeyi smoklayarak Shot the Flow ekibi ufak adımlarla, emin adımlarla alandan hem yer almaya çalışıyorlar hem de rakibine hasar vermeye çalışıyorlar. Baygın oyuncular görüyoruz. Voxy baygın, bakalım onu yeniden oyun alana kazandırabilecekler mi? Alperen de düştü. Güzel nate'ler geliyor Shot the Flow ekibinden. Bir nate daha geldi. Lavin de düştü. Aman tanrım, bombalar havada uçuşuyor. Şu anda sadece bir oyuncusu kaldı Gazi ekibinin. Lauren eğer pres yaparsa Shot the Flow ekibi Erangel'ın galibi olacak diyebiliriz. Ve evet, gerçekten son alanlara kadar sabırsızlıkla bekledi Shot the Flow ekibi. Mükemmel rotasyon attılar. Alanda ilk yer alan takım yine onlardan biriydi. Ancak son dakikada tabii ki yine alanın onları atmasını beklediler ama alanın her shift atması sonucunda Gazi ekibi gerçekten daha avantajlıydı. Ama o nate'ler maalesef Gazi ekibin ikinci olmasını sağladı diyebiliriz. 9 kill puanı ile Shot the Flow ekibi Erangel'ın galibi olurken Gazi Esport 5 kill ile ikinci olmayı hak kazandılar. DP Esport 5 kill ile üçüncü olurken Revelation 7 ekibi toplamda 18 kill puanı ile dördüncü oldu diyebiliriz. Gerçekten ilk haritada 18 kill puanı da hafife alınacak bir kill puanı değil kıymetli dostlar. 5. olan Ever Esport 2 kill puanı, Detoxlar 3 kill puanı,
6. olurken LRD Esport 2 kill puanıyla 7. olduğunu söyleyebiliriz. Ve işte 8. olan ve kill puanı olmayan Foranstop Label ekibi First ekibi 1 kill ile 9. CP ekibi Cooper Esport 1 kill ile 10. VR ekibi, VRC ekibi hangisiydi? Hızlıca bir bakmak istiyorum ekranlarıma. White Road ekibi 1 kill ile 11. Glow Street ekibi 1 kill ile 12. MGG ekibi Mortal Gaming dedik 0 kill ile 13. The Last ekibi 2 kill ile 14. Ve Xpeer ekibi 2 kill puanıyla 15. oldu diyebiliriz. Bu arada Revelation 7 ekibinden Batu diyeceğim. 8 kill puanıyla en çok kill alan oyuncu ama hayır, takımda bir tane daha 8 kill puanıyla yine MVP olan bir oyuncumuz daha var. Onu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Yani tabii ki bundan sonraki oynanacak haritalarda onların killleri üstüne eklenecek. Bu gecenin toplamında, toplam 4 haritanın yine toplamında en çok kill alan ve gecenin MVP'sine küçük bir ödülümüz olacak. Evet, bütün takımları tebrik ederim. Gerçekten elinize kolunuza sağlık kıymetli dostlar. Güzel bir Erangel gördük. Güzel bir Erangel bizlere yaşattınız. Ve şimdi ise sırada Mira var. Tarık abi beni popülerlikte yeniyorlar abi. Elime veriyor bu arkadaş. Baksana abi. 27 bin 18 bin. Ah ah. Tarık abi Discord'da mikrofonun kapalıymış. Popülerliğe baktın mı? Karşımdaki fasulye resmen elime veriyor yani, öyle söyleyeyim. Anıl'ım hoş geldin, sefalar getirdin. Seni burada görmek ne güzel. Üzümlü kekim benim. Real, gerçekten seni ve ekibini tebrik ediyorum. Revelation 7 ekibi gerçekten mükemmel 18 kill puanıyla bize güzel bir seyir zevki yaşattı diyebiliriz. Tarık abi duy sesimi. Evet, şimdi ise sırada ekranı kapatacağım. Bir saniye yine ekranı kapatıyorum. Şifre gözükmesin. Hızlıca izleyicide olan yerimi alayım ve ekranı tekrar açayım. Evet. Açtım mı? Açtım. Şöylecim teşekkür ederim. Kesene bereket güzel kardeşim benim. İyi ki varsınız. Evet kıymetli dostlar, ilk haritamız Erangel dedik. Ve şimdi ise sırada Miramar oynanacak. 4/2 olan Miramar haritamız bizlerle birlikte olacak. Şöylecim teşekkür ederim. Kesenize bin bereket. Karatekin ailesi. Hadi bakayım. Var mı bizden iyisi diyor Karatekin ailesi. Evet, gerçekten kesenize bereket arkadaşlar. Evet, 4/2 dedik. Erangel'ı hep birlikte izledik dedik. Ve şimdi ise sıra Miramar'da. Evet, ben de şöyle bir 10 saniyeliğine ara verip hemen geliyorum. Çünkü startımıza bir bakalım. Startımız 22.05. Toplamda 5 dakikalık bir bekleme süremiz olacak. Ve ben de bu 5 dakikalık bekleme süresinde hemen geliyorum.
Sesim geliyor mu? Bana geliyor. Tamam o zaman abi. Mobil Owner'dan geldi. Tarık abi izleyiciye geçmek istersen Erhan seni de çeksin izleyiciye. Yok gerek yok ya. Şey yok. Pekala. Bugün belki 500 kere hapşırdım ya. Ah be abi geçmiş olsun. Yok alerji mi var? Tozlardan mı bilmiyorum ki abi. Abi olabilir. Evet. Sanırım yayına da sesimiz gidiyor olması gerekiyor. Nasıl gidiyor? Şöyle bir bakayım. Popülerlik savaşında karşımızdaki abla bayağı istikrarlı gidiyor. Evet benimki de öyle. Sesim geliyor mu? Bıraksın dördünü de kaybediyorsun. Dördümüze mi gidiyoruz? Tamam, sanırım dördümüze gidiyorsun. Evet. Arkadan izleyiciye geçmek istersen yani de çeksin izleyiciye. Şimdi mobile geçeyim Tarık abi. Şey, emulatöre geçeyim. Bir saniye. Abi en son ne söyledin? Kaçırmış olabilirim. Bir şey söylemedim. Mobil biraz bir şeyler göndereyim sana da. Abi varsa tabii ne verirsen elinde o gelir seninle. Evet. 54 oyuncumuz şu an bizlerle birlikte. Takım 4'e bakalım. Mod ekibi yok dedik. 9-11'e bakalım. Deator Fight ekibi yok dedik. Float ekibi giriş sağlayabilirsiniz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Yeniden giriş sağlamadığınız takdirde maalesef siz de 15 gün uzaklaştırma alacaksınız. Tüm katılım sağlamayan takımlar gibi. Laz aleykümselam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Devam edelim. 15-16'ya bir bakalım. GT4 ekibi ve Monolith ekibi. Arkadaşlar bu katılım sağlamayan takımlar bir sonraki büyük ödüllü turnuvaya katılım sağlayamayacaklar. Ve şimdi The Last ekibinin de geldiğini görüyorum. 21'e bakalım. XVA ekibi. Onlar da katılım sağlamamışlardı. 24'te sanırım bir kaçak var. Minas ekibi olması gerekiyor ama Jiri diye bir arkadaş sanırım Tom'u arıyor burada. Evet. Wanderlust ekibinin şu anda giriş yaptığını görüyorum. Onlar da ilk haritaya katılım sağlamamıştı. 6. slot Wanderlust ekibi şu anda giriş sağladıklarını görüyorum. Herhan beni duyuyorsan 24'te Tom'unu arayan bir Jiri görüyorum. Onu da uğurlarsan çok sevinirim Erhan. Dünyadan Erhan'a. Dünyadan Erhan'a. Benim abi sesim... Ben seni duyuyorum. Tamam ben de seni duyduğuma çok sevindim o zaman. Sesini duymak bana iyi geliyor Erhan. Evet. Saatlerimiz şu anda 22.05. Ve son bir dakika bekleyelim. Wanderlust ekibinden sanırım bir oyuncu daha giriş yapar. Startı veririz. Ever ekibi 3 kişi giriş yapmışlar. Şöyle bakalım. YST ekibi dedik. Shot the Flow ekibi. Gazi ekibi burada dedik. The Last ekibi. Aynı şekilde First ekibi. NGG ekibi yine burada. Revelation 7 ekibi. Deep ekibi. Artı isteyen takım oldu mu? Bir bakalım. Evet. Wanderlust ekibi artı 1 istemiş. MGG ekibi artı 1 istemiş. Bir dakika daha bekleyebiliriz. Sıkıntı yok. MGG ekibi 3 kişi şu an. Wanderlust ekibi 2. Merve'cim teşekkür ederim. Kesene bereket canım benim. Evet toplamda 4 harita oynanacak demiştik. Ve şu anda 4/2 olan Miramar. Fazla kalır sana. Efendim canım? Hiç izlemiyorum da. Bana pek çok takım kalıyor mu? Yani kalabalık geçiyorum ben. Okey. Evet startı verdin. Tamam. Fikri de geldi. Wanderlust ekibinden. Fikri çok önemli bir arkadaşımızdı arkadaşlar. Bilginiz olsun.
3 dakika boyunca Fikri'yi bekledik. Fikri'yi alkışlayalım. Evet, startı verdik. 3 saniye sonra Miramar'ın uçağına bir bakalım. Uçak rotasyonu ne durumda? Aslında Tarık abi, Anıl'ı buraya getirmek lazım ama Anıl sanırım hala işten çıkmış değil. Sunum için Anıl'ı gerçekten alsak mükemmel olmaz mı bizim için? İyi olur. Ben o efsane İngilizce aksanı, hı? O takımları telaffuz etmesi, evet, gerçekten beni benden alıyor. Evet, uçağımız şu anda Miramar'a hareket edecek dedik ve uçak rotasyonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben de slot listesini yeniden diğer ekranıma şöyle bir açayım. Evet, bütün takımlarımıza bol şanslar diliyoruz. Gerçekten Miramar hem yapı olarak hem de mesafe olarak biraz zor bir harita, geniş bir harita dedik. Gerçekten bütün takımlara bol şanslar, başarılar diliyoruz. Hızlıca uçak rotasyonumuzu bir açalım. Kötü. Gerçekten kötü. O Los Leon üzerinden geçecek olan uçağımız. Bakalım El Pozo gibi o bölgelere mainleri olan takımlarımız neler yapacak, hep birlikte izleyelim. Evet Doğucum, ilk haritayı SF ekibi kazandı. Shotta Flow ekibi. Onları da ayrıca tebrik etmeden geçemeyeceğiz. Anıl, uzun zaman sonra izlemede nasıl bir duygu acaba? Vallahi şöylecim bilmiyorum. Keşke buralarda olsa da onu alsak şöyle onun mükemmel o aksanı, İngilizce aksanıyla bizlere o takımları telaffuz etse diyoruz. Evet. Takımlarımız yavaş yavaş atlamaya başladılar. Dedik. Ve şimdiden bütün takımlara bol şanslar, başarılar diliyoruz. İlk iniş yapan takım, şöyle bir ekranlarımıza bir getirelim haritaya, ilk iniş yapan takımımız Bonanza Top Label ekibi. Sanırım odaklandığımız oyuncu AFK. Şöyle haritaya bir bakalım. Diğer takımlara da şöyle bir göz atalım. White Road ekibi iniş yaptıkları bu bölgede. Onlar da mainlerinde sanırım lootlarını yapıyorlar. Gazi ekibinden şu anda bir nak geldi. İşte Lavin takımına ilk nakı kazandırdı. Ve evet, ilk kill puanı şu anda Miramar'da Gazi ekibinden alındı diyebiliriz. First ekibinin de tabii ki ekranlarımıza bir kili geldi. Şöyle bir hızlıca bir göz atalım. Gazi ekibine bu bölgede LRD Esport dedik, eşlik edecek dedik. First ekibi de şu anda rakibinden bir oyuncuyu naklamayı başarıyor. Hızlıca ona bir bakalım. Detox ekibinden bir oyuncuyu nakladığını görüyoruz. Ve bir kill puanı şu anda kazanılmış durumda. Aman tanrım. Bir oyuncusu daha baygın. Bir DBS denemesi geldi. Toplam 2 kill gitti. 3. oyuncu kaybedildi. Detox ekibi 2 oyuncuyu kaybetti diyebiliriz bu main fight'ında. Geriye bir oyuncusu kalmış olmalı. Tabii ki Ketron artık bu dakikadan sonra takımı sırtlayacak olan, geriye kalan sadece bir oyuncu diyebiliriz. Sakin başlayan, her zamanki gibi sakin başlayan bir Miramar haritası. Ancak bugün iki bölgede de, iki farklı bölgede de biraz aksiyon gördük, biraz aksiyon yaşadık diyebiliriz. Takımlarımızı şöyle bir göz atalım. İşte Angel'ın galibi dedik. Bir önceki oynanan haritanın galibi Shotta Flow ekibi. Bakalım Miramar'da neler yapacak? Shotta Flow ekibi onlara çok yakın. The Last ekibini görüyoruz. Takımlarımızı şöyle bir hızlıca
bir göz atalım. Detox ekibinden geriye bir oyuncu kaldı dedik. Ketron artık bu dakikadan sonra rotasyona çıkacak. Takımı sırtlayacak olan son oyuncu diyebiliriz. White Ruat ekibi sakin bir main yaşadıklarını görüyoruz. Wanderlust ekibi 3 kişi katıldıkları bu haritada. Onlar da şu anda sakinliğini korumaya devam ediyor. İşte şimdi ekranlarımızda Deep Esports. Deep ekibi de yine bu bölgede 3 kişiler. Kill puanları henüz yok. Ve işte Erangel'da en çok kill alan takımımız ekranlarımıza geliyor. Revelation 7 ekibi 18 kill puanıyla Erangel'da en çok kill alan takımımız idi. Revelation ekibi onu bir de win'le süsleselerdi onlar için mükemmel bir puan olurdu ilk haritada. Ancak 18 kill puanı da gerçekten göz ardı edilemez. MGG ekibi hemen alt kısımda Revelation 7 ekibini bu bölgede eşlik edecek. MGG ekibi Mortal Gaming ekibi dedik. Uzak bölgeden seri atışlar geliyor. Her iki takım içinde ama bir de burada First ekibini görüyoruz. First ekibi de tabii ki bu bölgeye Türk Parti olarak katılan takımlarımızdan bir tanesi. Evet kıymetli dostlar 15 takım 53 oyuncu. İkinci Circle yaklaşık 3,5 dakika sonra kapanacak. Henüz alandan oyuncularımız darbe almayacak. Şöyle bir First ekibine bakalım. 3 kili olan First ekibi hala 4 kişilik üstünlüğünü bu bölgede korumaya devam ediyor. Can Polat'cığım. Vallahi ne yapayım. Özellikle ve özellikle zaten 2-3 dakika bekledik. Wanderlust ekibini. Yani oyun maalesef bazen yapıyor. Yani emülatör olduğumuz halde bizi daha çok yapıyor zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz mobil olarak tasarlanan bu oyunda biz yani farklı bir program ile katılmaya çalışıyoruz. Biz daha çok yaşıyoruz onları. MGG ekibi de yine Miramar'a 3 kişi katıldıklarını hatırlatalım. Bu main fight'ın da bu bölgede 3 takımın yer aldığını söylemiştik. Mortal Gaming ekibine, Revelation 7 ekibi First Esports'a eşlik edecek dedik. Hala 3 takım soğukkanlılıkla beklemeye devam ediyor. Tabii ki hepsi takım rakibinden bir açık arıyor. Hepsi takımının rakibinin bir hatasını bekliyor. Hata yapmak da istemiyorlar diyebiliriz. Diğer takımlara şöyle bir göz atalım. Revelation MGG dedik. Brandstop Label ekibi dedik. Şöyle bir LRD ekibine bir göz atalım. Bir oyuncularını kaybeden LRD Gaming. Artık bu dakikadan sonra 3 kişi devam edecek. First ekibi demiştik. 3 kill puanı demiştik. Ve şimdi Ever. Ever Esports'ta 4 kişilik üstünlüğü ancak kill puanının olmadığını da söyleyebiliriz. The Last VP ekibi. Onlar da yine 4 kişilik üstünlüğünü ancak 0 kill puanı olarak sakin bir main yaşadıklarını söyleyebiliriz. X-Spear ekibi de yine sakinliğini koruyan takımlarımızdan bir tanesi. Ve Grove Street ekibi. Grove Street ekibi de şu anda rotasyon halinde güvenli alandan yerlerini alacaklar diye tahmin ediyoruz. Ve işte ilk haritanın, bir önceki haritanın galibi Shot of Flow ekibi ekranlarımızda. Slowpave, Aykut, Flaws ve Matem'den oluşan bu 4 kişilik takım Erangel'da en çok kili alan, win'i alan takımımız oldu diyebiliriz. 18 kille en çok kili Revelation 7 ekibi aldı demiştik. Ve şimdi ise ekranlarımızda Gazi Esports. Main fight'ında Lavi'nin bir kili ile takıma bir kill puanı kazanıldı demiştik. Ve şimdi Revelation ekibinin sanırım bir oyuncusu Batu şu anda naklandığı geldi ekranlarımıza. Ama First ekibi gerçekten uzak bir bölgede olduğu için onu finishleyebilecek mi? Alt kısma düştüğünü görüyorum Batu'nun ama çok da kritik bir bölge. Bu bölgede Batu'yu yeniden oyun alanına kazandırabilecekler mi? İyi bir KNT ile rakibini de naklamayı başarıyor Revelation 7 ekibi. Şubas rakibinden de bir oyuncuyu naklamayı başardı. Tabii ki takım arkadaşını bırakmayacak. Onu o kritik bölgede yeniden oyun alanına kazandırdı diyebiliriz. Aman tanrım atlayarak sağlığı gidecek mi? Hayır.
Evet, hala 15 takım, 13 oyuncu. Batu yeniden oyun alanına kazandırıldı. Ve hala bu bölgede bu iki takım sakinliğini korumaya devam ediyor. Uzaktan atışlarla tabii ki kaskları, yelekleri hasar aldığını da söyleyebiliriz. Bir takımın geri çekilmesiyle bu bölgede iki takımın hala üstünlüğü devam ediyor. Her iki takım da 4 kişi şeklinde. Bakalım neler olacak. First ekibi sanırım bir adım geri çıkacak gibi görünüyor. Üstünlük avantajı tabii ki Revelation ekibinde, üst kısımda olan takım her zaman bir adım daha avantajlı olduğunu her zaman görüyoruz zaten. Ve yavaş yavaş Revelation ekibi de alt kısma iniş yaptığını fark ettik. First ekibi de sanırım bir adım geri çekilecek gibi. Haritamıza bir göz atalım. Diğer takımlarımız ne durumda? Gazi ekibi alan dışında. Sanırım onlar da güvenli alandan yerlerini alacaklar diye tahmin ediyoruz. Şöyle bir bakalım. MGG ekibi, Deep ekibi ve Shota Flow ekibi birbirine çok yakın bu bölgede. Shota Flow ekibinin rotasyonunda olduğunu söyleyelim. MGG ekibi bölgede, Deep ekibi yine 3 kişi katıldıkları bu Miramar'da. Bakalım neler olacak. Evet, sakinliğini korumaya devam ediyor Miramar haritası ve Gazi ekibi sanırım alandan darbe almaya başladı. Evet, bir oyuncu düştü. Lauren hızlı çıkması gerekiyor artık Gazi ekibinin, çünkü alandan oldukça uzak durumdalar. Ve şimdi First ekibine yeniden bir göz atalım. Alanın tam da uç kısmına gelen First Esports bu bölgeye giriş yapmak isteyen rakip takımları, rakip oyuncuları, bakalım bu bölgeye sokacak mı? Ever ekibinin bu bölgeye rotasyon attığını görüyoruz. Haydi Musi. Yerini de belli etmek istemedi ama Ever ekibinin bulunduğu noktada bir de Gross ekibini görüyoruz. Uzaktan atışlarıyla Gross ekibine biraz hasar verdi diyebiliriz. Ve Turan düştü. Şimdi Keysa izleyeceğiz. Turan'ı finishleyerek. Tabi bu arada Ever ekibi bir oyuncuyu naklarken LRD ekibi de o oyuncunu finishleyerek o kill puanını kendilerine kazandırmış durumdalar. Ever ekibinden de aynı şekilde baygın oyuncular görüyoruz. Çünkü First ekibi olarak bu fight'a dahil oldular. Ve Ryzen'ı finishlediler. Bir oyuncuyu da naklayarak, onu da finishlerlerse ikinci kill puanı kazanılacak diyebiliriz. Uzak bölgede Buffy denine şu anda hasar alıyor. Evet. Herkes beğenecek. Hala Ever ekibinin baygın oyuncularını görüyoruz. First ekibinin tam da alt kısmında bu arada rakibinden, Grosted ekibinden iki oyuncuyu naklamayı başarmış Taver ekibi ama farklı rakipleri onları finishleyerek iki kill puanı almayı başarıyor. Bu arada LRD ekibinden Ali rakibini nakladı, o iki oyuncuyu finishleyerek kendi takımına iki kill puanı kazandırdığını söyleyebiliriz. Zekice bir hamle. Yenicisi hoş geldin kardeşim. Ooo Lady'cim hello sana da. Bu arada aboneliğim var, konuşturuyorum diyorsun. Hadi bakalım. Yeni abonelik emojileri ekledik arkadaşlar. Onları bir deneyin bakalım. Beğenecek misiniz? DT'den herkes değil mi? Beyza bir oyuncu kaldı. DT ekibinden, Detox ekibinden Ketron isimli bir oyuncu şu anda geriye kalan. O da bu bölgede güvenli alanda sakinliğini korumaya devam ediyor diyebiliriz. Çünkü artık bu dakikadan sonra takımın sıralama puanı alması gerekiyor. Çünkü 3 oyuncusunu kaybetti ve şu an için kill puanı yok. Bu emojileri bir dener misin ya Merve'cim? Bir bakar mısın emojilere? Yeni eklediğimiz emojilere. Ve şimdi The Last ekibi. Henüz kill puanı yok. Ever ekibinden de Buffy görüyoruz. Aracı sanırım patladı ve kendisini
kaybettik diyebiliriz. Çünkü 3 oyuncusunu kaybetmiştik Evora ekibinden. Evet, 4 oyuncuyu da 0 kill'le Miramar'dan uğurladığımızı söyleyebiliriz. 47 oyuncu, 14 takım 4. güvenli alanda bu dakikadan sonra bizlerle birlikte olacak. Evet kıymetli dostlar, The Last ekibini de görüyoruz rotasyon halinde ve işte şimdi White Road ekibi ekranlarımızda. Onlar da güvenli alandan yerlerini almaya çalışıyorlar, rotasyon halindeler. Wanderlust ekibi, Fikrili, Mustafalı ve Blaze'li Wanderlust ekibi sakinliğini korumaya devam ediyorlar. Ve işte yine 3 kişiden oluşan Deep ekibi. Bak güzel olmuş bu Dubayok Lady. Diğerlerini de atabilirsin. Onları da bir görelim ekranda nasıl gözüküyor. İşte yine bir önceki Erangel haritamızda en çok kill alan takımımız demiştik. Revelation 7 ekibi. Rotasyon attıkları bu bölgede The Last ekibinin de yer aldığını görüyoruz. Aynı şekilde sol bölgelerinde de MGG ekibini görüyoruz. MGG ekibi uzak noktadan onları gerçekten güzel sıkıştırdı diyebiliriz. First ekibi de şu anda bir fight'in içerisinde. 7 kill puanı oldu First ekibini. 7 kill puanı gerçekten mükemmel diyebiliriz. Miramar için henüz kayıp oyuncuları yok. LRD ekibi sanırım karşı bölgede 2 oyuncularını kaybetti. Ever ekibinin de 4 oyuncusunu aldı demiştik. First Esports. 2 oyuncu da aynı şekilde LRD Esports'tan kazanılmış durumda. Ve takımlarımıza yeniden göz atmaya devam edelim. The Last ekibi. Bir dakika. Şimdi ekran görüntüsünü alalım. Tamam. Ve işte Xpeer ekibi. Onlar da şu anda güvenli alandan yerlerini almış durumda. Hemen alt kısımda Revelation 7 ekibini görüyoruz. Sanırım onların da aracı patladı. Revelation 7 ekibi. Hızlıca onlara bakmak istiyorum ama Revelation 7 ekibi zor anlar yaşıyor diyebiliriz. Çünkü 3 oyuncusu baygın. Aman tanrım. Bu bölgeye eğer Wanderlust ekibi, Xpeer ekibi, bu iki takımdan bir tanesi eğer pres yaparsa buradan gerçekten 4 kill puanı alınacak diyebiliriz. Kritikalı kaybeden. Bakalım Shiva'sı yeniden oyun alana kazandırabilecek mi? Hayır maalesef. Revelation 7 ekibi bu bölgede iki oyuncusunu feda ettiler diyebiliriz. Leos hoş geldin. Teşekkürler. Seni görmek güzel. Evet kıymetli dostlar. Diğer takımlarımıza da şöyle bir göz atalım. 2 kili olan MGG ekibi dedik. Mortal Gaming dedik. Bronze Top Label ekibi. Hala 4 kişilik üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Takımın kill puanı yok. LRD ekibi. Az evvel ekranlarımıza getirmiştik. Takımın kill puanı yok demiştik. Şey özür diliyorum. 2 kill puanı ve 2 oyuncusunu kaybetti demiştik. Ve şimdi ise Grovest ekibi 2 oyuncusunu kaybederken henüz kill puanı yok. Shotta Flow ekibi. Erangel'da da bu şekilde sakin başladıklarında ve sonrasında Vini'yi kendilerine kazandırdılar diyebiliriz. Ve geriye şimdi ise Gazi ekibini görüyoruz. Onlar da güzel bir fight'ın içerisinde. Arka kısımda tabii ki 4 parti olarak Wanderlust ekibi bu bölgeye dahil olmazsa Gazi ekibi Bronze Top Label ekibiyle güzel bir fight'ın içerisinde olacak. Ama Lauren'i kaybeden Gazi ekibi 2 oyuncusu da baygın. Alperen bu dakikadan sonra tek kalabilir. Çünkü takım arkadaşları alt kısmında 7 oyuncusu baydı. Ama tanrım 2 oyuncuyu da naklamayı başarıyor. Onu da finishledi. 2 kill puanı oldu. 2 kill puanı ama 2 de baygın oyuncusu var diyebiliriz. Rakibinin de aynı şekilde 2 oyuncusu baygındı. Onu da finishledi. Şu anda sanırım Lavin'i yeniden oyun alanına kazandırmak istiyor Alperen. Ancak rakibinden hala bir oyuncu ona çok yakın bir durumda. Şu anda seslerini alıyor. Evet. Denemesi geldi. Onu da kaybedersek aman tanrım.
Foran Stop Label ekibinden 3. oyuncuyu da kaybetti diyebiliriz. Tabii ki Gazi ekibi bu bölgede 4. kill puanı kazandılar ve bir oyuncuyu da feda ettiler diyebiliriz. Evet, şimdi ise güvenli alanın içerisine yeniden bir göz atalım. 14 takım ve 40 oyuncu bu küçücük alan içerisinde. White Road ekibi uzaktan atışlarla bir oyuncusunun aklandığını görüyoruz. Revelation 7 ekibinin 2 oyuncusunu ve Wanderlust ekibini bu bölgede görüyoruz. Deep ekibi de, Shot the Flow ekibi de, artık Xpeer ekibi de, bütün takımlar bu bölgede yerlerini almaya çalışacak. Bakalım iyi noktada, gerçekten güzel yer alan takımlar, güzel rotasyon atan takımlar bu bölgede şanslı olacaklar diyebiliriz. Alanın dışarısından giriş yapmaya çalışan hala takımların yer aldığını görüyoruz ekranlarımıza. Ve Alperen oyun alanına yine düşen oyuncularımızdan bir tanesi. Artık 6. güvenli alan. 6. güvenli alan neredeyse gelmek üzere. Gazi ekibini sanırım Miramar'a uğurladık diyebiliriz. İyi ki puanı almışlardı. O bölgeden güzel çıkmışlardı ama alanını maalesef uzak noktaya kapattığı için onlar da Miramar'a veda eden takımlarımızdan bir tanesi. Ve şimdi ekranlarımıza The Last ekibinden de, evet, The Last ekibini de naklar geliyor. Hızlıca The Last ekibine bir bakmak istiyorum. Hızlı toparlanan Loxi. Hızlı olmak zorundalar. First ekibi onlara çok yakın durumda ama bu bölgede oyun alanının dışarısında alt kısımda bir de MGG ekibini görüyoruz. Bakalım Mortal Gaming ekibi. Arka kısımda yine Revelation 7 ekibi. Xpeer ekibi. Bu bölgeler biraz daha karışık durumda ama yeniden oyun alanına kazandırılan Loxi'yi görüyoruz hemen alt kısımda. MGG ekibi de kritik bir noktada olduklarını söylemek istiyoruz. Ah be Lavin. Baba biraz istirahatte. Vallahi Anıl'cım istirahat et. Ama Scrim sonunda çatapatı biz yapacağız. Loxi bu arada MGG ekibinden bir oyuncuyu naklayıp finishlemi başarıyor. İkinci oyuncuyu da nakladı. Loxi neler yapıyorsun? Düş gelir mi? Haydi Loxi. Bu arada Berkay düştü. Kendi takımının bir oyuncusu ama. Bir Molotov geldi şu anda kendisine. Üçüncü kill puanı. Aman tanrım. Loxi yanarak rakibinden 3 puan almayı başarıyor. Hızlıca ekranlarımıza Erkin'i getirelim. Arka kısımda 2 oyuncusu da baygın. Geceyi de kaybettik. 9 takım. Deep ekibi 2 kişi kaldıkları, 3 kişi katıldıkları ve 2 kill puanı. Hocada baygın, aman tanrım. Alan neredeyse bitmek üzere. Revelation 7 ekibinde baygın oyuncuların olduğunu görüyoruz. Arka kısım Erkin oyun alanına girmek yerine rakibinden kill çekmeye çalışıyor. Ve işte üst kısımda yine Revelation ekibi 1 kişi. Düzeltiyorum. Batu'yu da yeniden oyun alanına kazandırdı ve 2 kişi çekmeye devam edecekler. Takımı şu an için 2 kill puanı var. The Last ekibinden artık geriye sadece Erkin kaldı. Ekranlarımızı şöyle geriye bir atalım. Bu bölgede Xpeer ekibinin güzel bir yer aldığını görüyoruz. Mükemmel bir yer. Bu bölgeyi kurdukları takdirde onlar için bir win gelir diye tahmin ediyorum. İşte Shot the Flow ekibi onlara çok yakın. Yine aynı şekilde White Road ekibi de onlara çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Oyun alanı burada son erecek. Çünkü güvenli 7. alan artık burada bitecek. Alt kısımdan sessizce Revelation ekibini ve Erkin'i görüyoruz. The Last ekibinin geriye kalan son oyuncusu. White Road ekibinden de 4 kişilik bir baskı gelecek. Şu anda Xpeer ekibine doğru. Yine Shot the Flow ekibi. The Last ekibinden Erkin dedik. Revelation 7 ekibi dedik. Hero bir oyuncuyu naklamayı başarıyor. Sülo da aman tanrım nakladığı rakip oyuncusunu çekerek takımın ikinci kill puanı kazandırılmış durumda. Hızlıca baskı yapacaklar. Tabii o bölgeyi ele almak zorunda. Shot the Flow ekibi. Her Angel'da da böyle yaptılar ve Batu Erkin'i de uğurlayarak 4 takımın kalmasını sağladı diyebiliriz. 5. olarak The Last ekibi Miramar'a veda eden takımlarımızdan bir tanesi. Artık geriye sadece 4 takım kaldı. İlk haritanın galibi Shot the Flow ekibi mi? White Road ekibi mi? Xpeer ekibi mi? Yoksa ilk haritada en çok kill puanı alan Revelation 7 ekibi mi? Artık son 13 oyuncu ve 4 takım dedik. Ve şimdi Shot the ekibi bir adım daha atarak gerçekten mükemmel bir yer aldıklarını görüyorum ama
arka kısımda White Road ekibinden oyuncular görüyorum. Hala oyun alanının dışarısında baygındı ve evet, onu Hero finishleyerek takımla bir kill kazandırdı diyebiliriz. Evet kıymetli dostlar, artık 4 takım, 12 oyuncu ve Miramar'ın galibi kim olacak? Bütün alan bu bölgede sona erecek ve şimdi ise Yağız düştü. Cross tarafından naklanan Yağız. Hızlı olurlarsa gerçekten güzel olacak gibi bu bölgeye hem White Road ekibi hem de Xpeer ekibi hakim olmak istiyor. Alt kısımdan çok ufak Revelation 7 ekibinin de giriş yapmaya çalıştığını görüyoruz. Cross bir nak daha veriyor. 3 takım kaldı. Xpeer ekibini Miramar'a uğurladık diyebiliriz. Batu'yu da finishlemeyi başardı. Shot the Flow ekibinden Matem isimli oyuncu, artık bir oyuncu kaldı. Revelation 7 ekibinden ve Matem sanırım onun yerini tespit etti ama maalesef devam edemiyor. Düştü ve o bölgede nakılandı diyebiliriz. Belki de istediği bu değildi ama oradan kaydı. Sanıyorum evet, Matem'i de kaybettik. 7 oyuncu, 3 takım. 3 kişiden oluşan White Road ekibi mi? Yine 3 kişiden oluşan Shop the Flow ekibi mi? Yoksa Revelation 7 ekibinden geriye kalan sadece bir oyuncu mu? Yine böyle sakin başladıkları Erangel'da win alan Shot the Flow ekibi. Bakalım Miramar'da neler yapacak? O da olmamış. Onu da değiştirelim Merve. Onu da silmemiz gerekiyor. Bakalım. Evet, şu anda press yapacak gibi Shot the Flow ekibi. Skorp'u alt kısımda gerçekten görmüyorlar. Orada drop'un tam da arkasında kaldı diyebiliriz. Son 3 takım 7 oyuncu dedik. Nate'ler havada uçuşuyor ama White Road ekibinden tehlikeli bir oyuncu. Cross düştü şimdi sanırım. Hala 3 kişiler. 2 oyuncusu düştü. Aman tanrım, Sylo tek kaldı. Haydi Sylo, rakibinin de baygın oyuncuları var ve Sylo. Miramar'ın galibi Shot the Flow ekibi oldu diyebiliriz. Gerçekten aynı anda iki oyuncusu naklandı. Rakibinin de gerçekten avantajı vardı, özellikle o çatıda olan rakip oyuncusu. Ama bir anda alan onlara kapandı diyebiliriz ve sona sadece Shot the Flow ekibinden Sylo Pev kaldı. Gerçekten tebrik ediyorum. 2'de 2 yaptı Shot the Flow ekibi ve toplam 8 kill puanıyla Miramar'ın galibi olduklarını söyleyebiliriz. Evet, White Road ekibi, onlar da 4 kill puanıyla ikinci olurken Revelation 7 ekibi 3 kill puanı üçüncülük, sanırım onlara nazar değdirdik diyebiliriz. İlk haritada 18 kill aldılar dedik. Çok övdük, çok anlattık ama bu haritada sanırım biraz şanssız olduklarını söyleyebiliriz. Evet. Xpeer ekibi, onlar da 5 kill puanıyla 3. olurken The Last ekibi 4 kill puanıyla 5. olmayı başardılar. First ekibi ise 7 kill puanıyla 6. olurken Deep Esports 4 kill puanıyla onlar da 7. oldu diyebiliriz. Detox Esports 0 kill puanıyla 8. olurken Wanderlust ekibi de 0 kill puanıyla 9. oldular. MGG ekibi, Mortal Gaming ekibi 4 kill puanıyla 10. olurken Grow Esports da 2 kill puanıyla 11. oldu diyebiliriz. Gazi ekibi alanda kaybetmiştik biliyorsunuz. Gerçekten onlar için kötü oldu diyebiliriz. 4 kill puanı 12.ler ve For Unstoppable ekibi 1 kill puanıyla 13. olurken LRD Gaming 2 kill puanıyla 14. oldu diyebiliriz. Ve Ever Esports da 15. 0 kill puanıyla olan takımımız. First ekibinden Ricky 5 kill puanıyla Miramar'da da en çok kill alan oyuncumuz oldu diyebiliriz. Evet, şu anda live score ilk haritanın çıkmış. Biz bunu atlamışız sanırım ama sanırım hızlıca ikinci haritanın da live score'u hemen hesaplanacak gibi. Şivas teşekkür ederim. Dayıcım teşekkür ederim popülerlik için bu arada. Sülocum teşekkür ederim. İnşallah bu ablayı geçeriz. Abla çok istikrarlı. 27K atmış bile bize. Evet, şöyle ilk haritanın live skorunu ekranlara getirelim. İlk haritanın live skorunu ekranlara getirelim. İkinci haritanınki de az sonra zaten
yayınlanır. Evet, gerçekten herkesi tebrik etmeden geçemeyeceğiz. Ama kazanan sadece bir takım oldu. Onları ayrıca tebrik etmek istiyoruz. Revelation 7 ekibi ilk haritada 22 toplam puanla birinci olmuştu. Shotta Flow 19, ikinci Gazi Sport 11 puanla üçüncü, Deep Esport 10 puanla dördüncü oldular diyebiliriz. Detoxlar 5 puanla 5. Ever'lar 5 puanla 6. Lerede Gaming 3 puanla 7. Xperia ekibi 2 puanla 8. The Last Whip ekibi 2 puanla 9. olurken White Ruat Esports da 1 kill puanıyla 10. oldular diyebiliriz. Ve şimdi ise diğer takımlarımıza da şöyle bir hızlıca göz atalım. Bu arada ikinci haritanın da live skorunu bakacağız. Bir saniye arkadaşlar. Şunu da ekranda bir kapatalım. Odaya bir geçiş yapayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şöylece ben yan tarafa alayım. Ve sizlere iletmeye devam edeyim. 11. Grove Street ekibi 1 puan alırken 12. First Esports 1 puanla 12. Cooper ekibi 1 puanla 13. Foran Stop Label ekibi 1 puanla 14. ve XVA ekibi 0 puanla 15. diyebiliriz. Wanderlust ekibi yine 0 puanla. Onlar katılım sağlamamışlardı ilk haritaya. Onlar ikinci haritada sanırım puan listesine katılım sağladıkları için listeye yerleşecekler. Evet, saatlerimiz 22.43'ü gösterdiğinde 3. oynanacak Erangel haritasında startını vermiş olacağız. Bu arada 3-4 dakikalık bir bekleme süremiz var. 3-4 dakikalık bekleme süresinde biz de... Niye giremiyorum ben buraya ya? Çok enteresan. Kozi, teşekkür ederim takibin için. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet kıymetli dostlar. Şöyle bakalım, jeton vardı bende ya. Evet, ben de bir hızlıca bir 30 saniye uzaklaşmayacağım. Hızlıca mobile geçeceğim. Öf, çok sıcak. Sesimi duyan var mı? Discord'dan beni kimse duymuyor galiba. Duyuyorum abi, duyuyorum. Sıkıntı yok. Abi ben de duyuyorum. Live score çıkartıyorum. Tamam. Güzel. Abi Nemira vardı ya öyle. Çok iyiydi bu arada. Gerçekten bayağı iyiydi. Abi nasıl maçlar oluyor öyle? Gözünü seveyim ya. Evet, ya abi 50 kişi, 55 kişi başlıyor bu arada. Yani buna rağmen bile son alana yine dünya oyuncu kalıyor. Farkında mısınız? Doğru bu arada. Gerçekten. Tabii Siklum'dan sonra bir gameplay yaparız değil mi? Tabii. Hem anılmış olur yani. Yeter daha o kadar. Ne öyle? 15 saat. Allah'tan duymuyordur bizi ya. Benim sesim mobilden daha güzel geliyormuş ha. Doğru bu arada. Değil mi? Benim sesim mobilden evet. Daha iyi geliyor. Ama neden? Emülatördeki mikrofonun filtresi düştü. Onun lastikleri kopmuş. Ondan olabilir. O yüzden olabilir. Sesimiz gitmedi mi abi şu an? Efendim, sesimiz gidiyor tabii yayına. Gitmesin mi istiyorsun? Sesimiz yayına gitmesin mi istiyorsun? Yok, ne söyleyecektin? Bence de söyleme. Allah kurtarsın. Kaç dakikamız kalmış? 2 dakikamız kalmış. Ben de hemen emülatöre giriyorum.
Ses deneme 1-2. Geliyor, sıkıntı yok. Tamam, güzel. Şey de yapabilirim. Hani o düğünlerde falan Orkçu abi yapıyor ya, ses denemesi si 1-1-2-3. Yani öyle de yapabilirim. Si A falan. Si A. Si si. A. 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 Anıl da bir kulaklık aldı. Bir kere kullanabildi. Ah be Şule. Daha tok geldiği için güzel. Canımsın. Teşekkür ederim. Bizim ekip yok. Maalesef bizim ekip yok. 54 takım çek attı. O yüzden bizim takımı alamadık. Yapacak bir şey yok. Evet. Şöyle bir takımlarımıza bir göz atalım bakalım. Hangi takımlar bizlerle birlikteymiş? Evet. Wanderlust'taki şu anda 4 kişi. Detox ekibi 4. Aynı şekilde. Bize görebilmek çok güzel. White Road ekibi yine 4 kişi. Deep ekibi maalesef yine 3 kişi. Revelation 4. MTG ekibi 2 kişi. Sanırım 3. oyuncuları gelecek. Aksi halde odadan göndermek zorunda kalacağız. Forun ekibi 3 kişi. LRD ekibi 3. First ekibi 4. X-Spear ekibi yine 4. The Last ekibi 4. Grow ekibi 4. Shot the Flow ekibi 4. Ve Gazi ekibi 4. Okey. 51 oyuncu şu an yerlerini almış durumda. Sadece MCC ekibi artı 1 istemiş mi? Bir bakalım. İstememiş. İstemiş. Özür dilerim. İstemiş. Ama onlar bir önceki harita için istemiş sanırım. MCC ekibi... Bir oyuncunuz daha katılım yapmazsa maalesef 10. slottan sizleri uğurlamak zorunda kalacağız. Halledeceğiz. Bilginiz olsun. 45 geçiyor saatlerimiz. Artı 2 verilmiş. Bence startı verebiliriz. Evet. Şöyle bir ekranlarımıza bakalım. Bence de artık startı verebilirsin olur. Master arkadaşımız. Verdin o startı. Indigo Erangel'a hadi bakalım. Erangel'ın galibi kim olacak? Ben de hemen orada live score'u paylaşıyorum. Hadi bakalım. İkinci haritamızın da live score'u az sonra gelmek üzere. Onu da bir bakalım. Paylaştığın zaman bize bilgisini ver. Hızlıca ekranlarımıza getirelim onu da. Evet kıymetli dostlar, bu arada önümüzdeki hafta güzel bir etkinliğimiz olacak. Bol ödüllü diyebiliriz. Bu arada Spixi, senin gönderdiğin hediyeden şey var sanırım. Bir yarışma var sanırım. 2024 bir jetona 2024 gönderdiğimiz zaman sanırım bir yarışma vardı diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. Evet. Varmış. Evet kıymetli dostlar. Bir bakalım. Ben odadan mı düştüm Erkan? Hiçbir evet. Bilgim yok. Düşmüş olabilirsin. Düşmemiş de olabilirsin. Tekrar olur. Tekrar. Sen yine takıl buralarda. Hiç sıkıntı yok. Evet. Erangel uçağımız. Şu anda hareket etmekte. Güzel, 13 takıma düştü. 3. haritada. Ve 48 oyuncu bizlerle birlikte olacak. Uçak rotasyonuna şöyle bir göz atalım. Tabii ki Primorsk bölgesinden Kamışeski'ye doğru giden uçağımızda Nova ve Military. Hatta Mighta Power bile mainleri olan takımlar sanırım biraz zorlanacak ama diğer takımlarımız diledikleri mainlere de iniş yapabilirler diye tahmin ediyoruz. Evet, şimdiden bütün takımlarımıza bol şanslar diliyoruz. Ve live score şu anda geldi. Hızlıca ekranlarımıza live score'u getirelim. Main fight'ını kaçırmadan live score'u da ekranlarımıza getirelim. Kıymetli dostlar,
Ve işte live score Shotofulova ekibi 37 puanla 2 win'le birinci. Revelation 30 puanla ikinci. Deep ekibi 15 puanla üçüncü iken 11 puanla Xpeer. White Road ekibi 11. Gaze ekibi 11. First ekibi 10. The Last ekibi 9. Detox'lar 6. Ve Lerede Gaming 5 diyoruz ve hızlıca yeniden oyuna dönüyoruz. Zaman kaybetmeyelim bu main fight'larında. Bakalım. Wanderlust ekibi. Onlar Pochinki bölgesinde. Onlara eşlik edecek olan bir takım var mı? Şöyle üst kısımdan birlikte bir göz atalım. Pochinki bölgesinde sanırım tek olan yine mainlerini rahatlıkla yapacaklar. Yine Xpeer ekibi aynı şekilde. Onlar da iniş yaptıkları mainde tekler ve first ekibine bir bakalım. Onlar da bu bölgede Polyana'ya yakın bir bölgeyi tercih ettiler diyebiliriz. Onlara yakın olan deep ekibi olması gerekiyor. Onların her zamanki main'i Polyana diyebiliyorum ama sanırım bir değişiklik yapmışlar. Ve şimdi Gazi ekibine bir göz atalım. Bütün takımlar gerçekten güzel atlamışlar. Güzel iniş yapmışlar. Bazı takımlarımızın atladıkları bölgede... Evet, şimdi Revelation 7 ekibi pompalı denemesi geliyor. İki oyuncuyu aklamayı başarıyor. Gerçekten tebrik ediyorum. İki oyuncuyu nakladı. Araç halinde ondan aklarsa 3-4 oldu. Neler yapıyorsunuz acaba? 2'de 2 yaptılar ve toplam bu rotasyonda 4 kill puanı kazandılar diyebiliriz. İlk El Angel'da da toplamda 18 puan almışlardı. White Ruat ekibini de El Angel'dan uğurlayan takımımız diyebiliriz. Revelation 7 ekibi. İki takımı da tebrik etmeden geçemeyeceğiz. Şimdi işte Shotofulov ekibine Grosstit ekibinin bir presini olduğunu görüyoruz. Hızlıca bu bölgeye geldik. Bu fight'ı kaybetmek istemiyoruz. Lanz bir oyuncuyu naklamayı başardı ve onu da finishleyerek takımına ilk kill puanı kazandırdı diyebiliriz. Takımın diğer oyuncuları bu bölgeye çok uzak. Sanırım bu bölgeye ufak bir link atmak istedi. Bir rotasyona çıktı ama kötü yakalandı diyebiliriz. Çünkü diğer takımın oyuncuları da farklı bölgelerde olduğunu görüyoruz. Takım 43 oyuncu artık bu dakikadan sonra bizlere eşlik edecek olan takımlarımız ve oyuncularımız. Yine Lipovka bölgesine Grost ekibinin diğer iki oyuncusunun da yakın olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. Detox ekibi yine George Bull'un karşı Tokiler bölgesinde mainlerini yaşarken onların hemen karşısında Deep Esports'un olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede bu takım tek başına. Evet, takımlarımıza bir göz atalım. Detox ekibi dedik. George Bull'un arka eviler Tokiler bölgesinde. Wanderlust ekibi Pochinki'de olduklarını, o main'i yaşadıklarını söylemiştik. Hala bu bölgede devam etmekteler. İşte Deep ekibi. Onlar da yine George Bull bölgesindeler. Revelation 7 ekibi. Az evvel ekranlarımıza gelmişti o amansız fight. 2'de 2 yaparak 4 kill puanı almayı başardılar. LRD ekibi 3 kişi. Florence Tapable ekibi 2 kişi. First ekibi. Yine onlar da rotasyon halinde sakinliğini korumaya devam ediyorlar. 4 kişilik üstünlüğü ancak kazanılmış bir kill puanının olmadığını söyleyebiliriz. Lavin, teşekkür ederim yayını paylaştığın için. Ve Xpeer ekibi. Yine 4 kişi ancak 0 kill puanı. Grosstit ekibinden bir oyuncuyu kaybetmiştik. Az evvel ekranlarımıza gelmişti Lipovka bölgesinde. Shotofulov ekibine bir oyuncularını teslim etmişlerdi ve şimdi Grosstit ekibinin o bölgeye ufak ufak adımlarla, emin adımlarla yaklaştığını görüyoruz. Geriye iki oyuncusu bu bölgede devam ediyor. Bir de rotasyonda olan bir oyuncusunu görüyoruz. Bakalım bu bölgeye mi destek olacak? Evet, Rom, o da ufak ufak bu bölgeye doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Sakin bir main yaşanacak. İşte Shotofulov ekibi. Onlar da bu bölgeden bir kill puanı aldıklarını söyleyebiliriz. Ve şimdi ekranlarımızda George Bull bölgesinde main'i yaşayan
Gazi Esport, pardon, Hollyana bölgesinde Gazi Esport. Onlar da sakin bir main yaşadıklarını söyleyebiliriz. Hızlıca ekranlarımızı Lipovka bölgesine getirelim. Yine Gross ekibi bu bölgeye ufak ufak adımlarla yaklaştığını söylemiştik. Ancak 4 kişilik üstünlüğü Shota Flow ekibinde ve 3 kişi bu bölgeye doğru yavaş yavaş yaklaşmış durumda Grove Street ekibinden. Bakalım 4'e 3 neler olacak, hep birlikte izleyelim. Böyle üst kısımdan bir bakış açımız olsun ki her anı yakalamaya çalışalım. İşte şimdi fightlar başladı. Matem düştü. Sülo düştü. Aman tanrım, iki oyuncuyu birden naklamayı başardılar. Ve şu anda Rom'u da kaybetti diyebiliriz Grove Street ekibi. Geriye sadece iki oyuncu kaldı. Ve şimdi biri daha düştü. Sadece geriye Turan kaldı diyebiliriz. Bakalım Turan bu bölgede neler yapacak? Takım arkadaşını mı kaldıracak yoksa rakibine meydan mı okuyacak? Bu arada jeton çıktığında 2024'ü atarsanız çok iyi olur arkadaşlar. 2024'te sanırım bir etkinlik var. Turan hızlıca takım arkadaşını yeniden oyun alanına kazandırdı diyebiliriz. İki oldular. Hala 4 kişilik üstünlüğü devam ediyor ama yeniden düştü ve Turan tek kaldı. Şimdi bir AKM denemesi. Yavaş yavaş alandan da darbe almaya başladılar. Her iki takım da. Şimdi bir net gelecek Turan'dan. Çok kısa daha o neti elinde bekletseydi eğer, kendisi darbe alacaktı. Tek kaldı Turan. 1 vs 4 gelir mi Turan'dan? Turan Blouse'ın aklamayı başardı ama hızlıca o bölgeden de çıkması gerekiyor. Rakibi hala 4 kişi. Şimdi bir nade daha çekti. Ve Turan'ı da uğurladık diyebiliriz. Her Angel haritamızdan Shot the Flow ekibi bu fight'ta 4 kill puanını Grove Street ekibinden aldı diyebiliriz. Tebrik ederiz. Her iki takımda ve şimdi ekranlarımızda First ekibi bir oyuncusunu kaybetti. 1 kill puanı var dedik. Ve şimdi hızlıca bu takıma eşlik eden o takımı da izlemek istiyoruz. Tabii ki Revelation 7 ekibi bir oyuncusunu kaybetti. Batu Baygın artık bu bölgeye doğru gelmek zorundasın çocuklar. Ve şimdi Shivas da geldi. Bir bakiye ile pres yapan First Ricky dedik. DBS denemeleri geliyor. Aman tanrım. 0-0. Gerçekten 0 canla rakibini naklamayı başardı. Sağlık dönmesi gerekiyor. Ve maalesef devam edemedi Revelation 7 ekibi. Çünkü bir oyuncusunu kaybetmişti. İki oyuncusu baygındı. Kendisini de sağlığı neredeyse 0'dı. Ve bu fight'tan 3 kill puanı First ekibi aldı diyebiliriz. İki takımı da tebrik etmeden geçemeyeceğiz. Ve bu bölgeye farklı takımların da rotasyon attığını görüyoruz. Hızlıca ekranlarımızı şöyle bir getirelim. Gazi ekibi şu anda Creep Lavin'in aklamayı başarıyor Gazi ekibinden ama hızlıca pres yapacak gibi görünüyor Detox ekibi. Evet, Turan gerçekten iyi oynadı diyebiliriz. Ve şimdi Creep'e gerçekten tehlikeli nade'ler geliyor. Araç patlarsa ciddi zarar görecek gibi. Bir oyuncusunu kaybeden ve bir kill puanı olan Gazi ekibi. Şimdi ise 4 kişilik üstünlüğü bu bölgede Detox ekibinden. O araç patlarsa dedik ve iyi ki de o bölgeden uzaklaştı Creep. Hala 4 kişilik üstünlüğü Detox ekibinde. Ancak 3 farklı noktadan da pres yapan Gazi ekibini görüyoruz. Alperen'in bir nate'i, aman tanrım, Porsche neredeyse düşecek gibiydi. Gerçekten son anda diyebiliriz.
Ve hala bu bölgedeki o amansız fight devam ediyor. Kayıp emin adımlarla rakibine meydan okuyacak gibi Alperen'in düştüğünü görüyoruz. Ekranlarımıza geldi. Bakalım onu yeniden oyun alana kazandırabilecek mi takımı arkadaşları? Bir oyuncularını kaybettiler demiştik ve şimdi ise bir oyuncusu da baygın. Detox ekibi hala bu bölgede 4 kişilik üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Hemen ön kısmını smokladılar. Ve tabii ki Lauren onları bu bölgeye sokmayacak gibi. Ve şimdi Kayu bir adım daha öne geldi. Kesinlikle Revelation 7 ekibine nazar dedi diyebilirim. Yani critical, ben sana bunu net söyleyeyim kardeşim. Yani maşallah dedik. Nefessiz finishlendim. Ah be Levin. Yani maşallah dedik, bu kadar yaşıyor critical, ben sana söyleyeyim. Yani özür dilerim ama gerçekten çok iyiydiniz. Çok iyiydiniz ama nazar değdi. Evet, hala 4 kişilik üstünlüğü Detox ekibinin ve 3 kişiye kalan Gazi ekibi sanırım bir adım geri çıkacaklar ama Alperen hala bu bölgede. Bölgeyi korumaya devam ediyor. Şimdi açıldı. Farklı bölgeden kılıç atacak gibi. Alperen'in gittiği noktada da creep'i görüyoruz. Ve şimdi Lauren bu bölgeden uzaklaşmayı tercih etti. Şimdi Detox ekibinin presini görüyoruz. Bu bölgede sadece Gazi ekibinden 2 oyuncu kaldı Alperen. Bakalım Alperen geri çekilecek mi? Ciddi hasar aldı ve Kayo onu aklamayı başarıyor. Ozzy de düştü diyebiliriz. Geriye sadece Lauren kaldı. Uzak noktadan presini görüyoruz Lauren'ın. Hadi Lauren'ın aracını da patlattılar. Geriye sadece sen kaldın. Bir oyuncusunu kaybetti dedik. İki oyuncusu baygın dedik. Aynen cross. Ve şimdi işte Detox ekibi creep. Bir clutch denemesi gelecek creep'ten. Lauren'ın her bölgeden darbe alıyor. Ve Kayu onu uzak noktadan uğurlayarak 4. kill puanı Detox ekibine yazıldı diyebiliriz artık. Bütün takımlar yavaş yavaş bu bölgeye rotasyon attığını görüyoruz. Kıymetli dostlar, Severni bölgesinde sanırım kapanacak 4. güvenli alanımız. Böyle üst kısımdan bir göz atmak istiyorum. Detox ekibi şu anda The Last ekibinden uzak bölgeden sanırım hasar almaya çalışıyor. Ve Hero düştü Xperia ekibinden. Bu bölgede bir de Wanderlust ekibini görüyoruz. Seçim. Wanderlust ekibi o kayanın arkasında kaldılar. İki oyuncuyu görüyorum. Diğer ikisi de bu bölgeye geldi. The Last ekibi dedik. Yine aynı şekilde bu bölgeden yer alan takımlarımızdan bir tanesi. Critical şöyle söyleyeyim. Onu hesaplıyorlar mı bilmiyorum ama hemen sorarız. Bu arada MVP'yi hesaplıyor muyuz? Kıymetli Leonid. Yoksa gecenin sonunda mı, evet, hesaplayacağız? Abi, hesaplanıyor. Ha, hesaplanıyor. Süper. Hesaplanıyor şu an abi. Tamam, o zaman bunu bu oyunun sonunda paylaşalım. Bunu merak eden dostlarımız var. Onları da paylaşalım. Tamam. 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 Son maçta beraber mi paylaşamıyorsa arada bir şey yok, geçelim mi live? Bu haritadan sonra onu paylaşabiliriz. Bravo. Yani bu haritadan sonra live score'dan önce onu paylaşabiliriz. Bu arada hocanın bir nakı geldi ekranlarımıza. Shotta Flow ekibinden bir oyuncuyu nakladıklarını görüyoruz. Hızlıca o bölgeye odaklanalım. Silopayıp düştü. 5 kill puanı var. Uzak noktadan şu anda Deep ekibinin presini görüyoruz. Shotta Flow ekibi bu bölgeye bir anda geldi ama diğer bir ekibin de bu bölgeye third party olarak katıldığını söyleyebiliriz. Ancak bu bölgede hakimiyetini koruyan bir de Detox ekibi var demiştik. Flows baygın, Matem düştü. İşte Shotta Flow ekibi, geriye 2 kişi kaldı. Silopev ve Aykut dedik. Aykut neler yapıyorsun orada? Evet.
Süleyo da finishlemeyi başardı tabii ki. Detox ekibi artık Aykut bu dakikadan sonra son. Dip ekibinden de gece son diyecektim ama maalesef Kayu onu devam etmesine izin vermedi. Aykut bu bölgede tek kaldı diyebiliriz. Takımın 6 kill puanı var. Ve şimdi Detox ekibi ona birisi güzel. Molotov'tan darbe alacaksın dostum. Ve 8 kill puanı oldu diyebiliriz. Detox ekibinin. Dip ekibini de, Shotta Flow ekibini de Erangel'a veda ettiğini söyleyebiliriz. Ve şimdi ise The Last ekibi 0 kill puanı, 4 kişilik üstünlüğü bu bölgede The Last ekibinin. Hemen arka kısma bakmak istiyorum. Az evvel aracı patlamıştı Wanderlust ekibinden. MVP tablosu yapsanız çok hoş olur. Sadece tavsiye işinize karışmak gibi olmasın. Kritikler zaten bu bir denemeydi. Ama bundan sonrasında dediğin gibi olacak. Çok daha önce yapıyorduk bunu. Hani gecenin MVP'si gibi güzel bir görsel hazırlayıp onu paylaşıyorduk. Bu gece böyle bir deneme yapalım dedik. Hem hani az veren candan, çok veren maldan gibi küçük bir hediyemiz olsun dedik. Ama onun için bir görsel çalışması yapacağız. Sen de çok güzel bir konuya değindin. Teşekkür ederim tavsiyen için. Zaten bu MVP hediyeleri devam edecek. Bu arada Napolyon uzak noktadan kayıyor. Naklamayı başarıyor. Tabii ki oldukça uzak. O kaybedilen oyuncular yeniden oyun alanına kazandırılabilir. LRD ekibi 0 puanı. Onlar da bu bölgede 2 kişi olduklarını söyleyebiliriz. Ve şimdi ise Xpeer ekibi de bu bölgeye doğru rotasyon attıklarını görüyoruz. Evet kıymetli dostlar, 7 takım 22 oyuncu Sevenli bölgesinde artık 5. güvenli alan verildi. 40 saniye sonra 6. güvenli alan da gelecek ama artık 6. güvenli alanda oyun bu bölgede biter. First ekibi bu bölgede, The Last ekibi, Wanderlust ekibi, LRD ekibi ve Xpeer ekibi de bu bölgede yerlerini alan takımlarımızdan bir tanesi. The Last ekibinin de hemen arka kısmında Detox ekibinin de yer aldığını söylemiştik az evvel. O bölgeyi gerçekten iyi korudular. Güzel de kill aldılar. Ve Naruto'nun spreyleriyle Wanderlust ekibinden Fikri'yi naklamayı başardılar. Mustafa düştü. Blaze düştü. Geriye Macho'nun kaldığını görüyoruz ama bu bölge kritik bir bölge. Az evvel de söylemiştim. Çok açık bir bölge ve Detox ekibi 11 kill puanı almayı başarıyor. Gerçekten tebrik etmeden geçemeyeceğim. Critical teşekkür ederim. Sizin de hem oyununuz hem bize yaşattığınız o inanılmaz dakikalar için ben hem sana hem de takım arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Çok selamlarımı ilet lütfen. Hem önerin için hem de bu güzel cümleler için çok teşekkür ediyorum. Ve kıymetli dostlar, 6 takım 17 oyuncu artık 6. güvenli alanda verildi. Hızlıca bir bakalım. Tabii ki bu bölgede LRD ekibini görüyoruz. O araçları patlattılar. Kendilerine cover yaptılar ama bu bölgeye bir de Xpeer ekibinin yavaş yavaş yaklaştığını görüyoruz. Diğer takımlar, The Last ekibi şu anda First Musti'den Elkin'in naklandığını görüyoruz. Arka kısımdan First ekibi baskı yapacak ama onlar da alanın dışarısında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi işte Ricky'nin öncülüğünü görüyoruz. Arka kısımdan Detox ekibinin de tekli atışlarını görüyoruz. O bölgede zarar alacak gibi First ekibi. 4 kişilik üstünlüğü The Last ekibinin devam ediyor. First ekibi 2 kişi bölgeye baskı yaptı ama Detox ekibi bu bölgede nasıl bir rol sergileyecek? Hep birlikte izleyelim ve görelim diyelim. Gerçekten First ekibi bir oyuncuyu nakladılar. Ve soğukkanlılıkla 2 kişi bu bölgeye pres yaptılar ama bir oyuncusu düştü. Ve şimdi işte Ricky izliyoruz. Ricky oyuncusunu kaybetti dedik ama Loxi onun devam etmesine izin vermiyor. Ve şimdi işte ekranlarımız Detox ekibinde Berkay'ı kaybeden The Last ekibi. 3 kill puanı şu anda kazanılmış durumda. Üst kısmından Detox ekibini görüyoruz. Rotasyon halinde. Hızlıca oyun alanına geçmek zorundalar. Artık oyun neredeyse bu bölgede sona erecek gibi. Oyunun bir de ufak noktasında tabii denize kapandığını görüyoruz alanın ama Lord zekice
zekice suyun içerisinde win alan takım biliyorum arkadaşlar. Gerçekten bunları daha önceki scrimlerimizde görmüştük. Suyun içerisinde sessizliğini korudu ve win almıştı bir oyuncumuz. Ve şimdi ise gerçekten The Last ekibini görüyoruz. Buraya ciddi bir pres yaptı ama Xpure ekibi onun devam etmesine izin vermedi. Sadece Napolyon takımı sırtlayacak olan, geriye kalan son oyuncu diyebiliriz. O da bu bölgeye doğru bir rotasyon attı. İşte şimdi takımın son oyuncusu Baygın, rakip oyuncuları var. Uzak noktadan hasar da alıyor. Arkasındaki oyuncuyu görmedi. 5 kill oldu. İnanılır gibi değil. Gerçekten çok büyük soğukkanlılıkla bu bölgeye geldi. Kendisi tek kaldı ve şimdi Detox ekibi. Geriye 3 takım kaldı. Erangel'ın galibi kim olacak? DBS'ini çekti. 3 kişilik Detox ekibinin de bu bölgeye pres yaptığını görüyoruz. Hala suyun içerisinde bir oyuncunun olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. Ve şimdi o Molotov darbeleriyle onu da kaybettik diyebiliriz. Artık oyun alanının içerisine girmek zorundasın Lord. İki kişi katıldıkları bu karşılaşmada şu anda kill puanı yok. Sanırım havalar sıcak. O da biraz serinlemek istedi. Hadi bakalım Lord. Göster bize önderliğini. 1vs3 gelir mi senden? İyi hasar aldı. Kayı naklamayı başardı. O araç patladı ve Porsche'nin devam etmesine izin vermedi. Ve 3. haritamız kazanan Detox ekibi oldu. Gerçekten tebrik etmeden geçemeyeceğiz. 15 kill puanıyla birincilik alan Detox ekibi. Ve Unstoppable ekibi 0 puan ile ikinci olmayı başardılar. Osu gerçekten Lord'u serinletmiştir umarım. Ve The Last ekibi 5 kill puanıyla üçüncü olurken Xpure ekibi de 5 puanla dördüncü olmayı başardı. LRD ekibi 1 puanla beşinci olurken yine 5 kill puanıyla First Esports 6. olmayı başardı. Wanderlust ekibi 0 puan ile 7. olurken Shot the Flow ekibi de 6 puanla 8. olmayı başardı. Dip ekibi 2 kill puanla 9. olurken 1 kill puanıyla Gazi ekibi 10. Revelation ekibi 5 kill puanıyla 11. olurken Grove Street ekibi 0 kill puanıyla 12. oldu diyebiliriz. White Road ekibi de yine 0 kill puanıyla 13. olan takımlarımız arasında yer alıyor. Ve Porsche Detox Espor'un oyuncusu 7 kill puanıyla bu haritanın en çok kill puanı alan oyuncumuz olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Onu da ayrıca tebrik ederiz. Evet, artık son harita oynanacak kıymetli dostlar. 4/4 dedik. Ve şimdi ise hızlı ve öfkeli bir şekilde bir Sanok haritasını hep birlikte izleyeceğiz. Zaten küçük yapı olarak da küçük bir harita. Aykut, normalde yayın tekrarını veriyoruz. YouTube kanalımızda veriyoruz ama bu MVP ödüllü olduğu için bunu vermeyeceğiz. Bilgin olsun. Ama hani özellikle isterseniz de TikTok'ta yayın sonrası kayıttan onu kontrol ederim. Bu arada benim emülatörüm dondu galiba. Şöyle bir kapatıp açayım. Ersin Darış, hoş geldin. Takip için teşekkür ederiz. Yani dediğim gibi Aykut, bir bakarım eğer yayın kaydı yeniden alınabiliyorsa hemen bakalım. Lavin. Bu arada emülatörün de açılmasını beklerken Lavin'e bir bakalım. Tamam. Bu arada Gazi ekibinin Miramar'da 4 kili varmış. Bir tane fazla yazılmış. Bilginiz olsun. Lavin, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gözden kaçmış olabilir. Yani başkası olsa gerçekten ses çıkılmazdı belki ama bir kill fazla yazılmış diyor. Teşekkür ederiz. Onu tekrar ilgili arkadaşlarım müdahale edecektir diye tahmin ediyorum. Evet, live skoru ve aynı şekilde MVP'yi de bekliyoruz. Kıymetli dostlar. Bu arada Lavin, çok teşekkür ederim gerçekten. Evet. Son haritamız Sanok dedik. Ve Sanok'un da kurulumu gerçekleşti şu anda. Değilicim, teşekkür ederim. Medusa, Haze, teşekkür ederim. Şivas, teşekkür ederim. Ama ekranı kapatacağım, öyle geleceğim.
Bir saniye, hemen geliyorum. Çünkü ilk odaya girdiğimde şifre maalesef gözüküyor. Ve şimdi tekrar buraya ekranımı yansıtabilirim. Shota Flav'ın teknik direktörü olarak birkaç transfer yapmıştım. İşe yaramış gibi duruyor. Azat, gerçekten tebrik ederim. Seni de, o güzel ekibi de. Yayın tekrarına ulaşabilirsek güzel olur. Rotasyon ve çalışmak adına. Haykut, normal şartlarda bu tür organizasyonları ve etkinlikleri aynı anda YouTube kanalımızdan da veriyoruz ama burada bir ödüllü yaptığımız için vermeyelim dedik. Ama dediğim gibi bakarım, eğer ulaşabilirsem sana da ayrıyetten onu iletirim. Bilgin olsun. Ama bundan sonrakilerin hepsinde zaten yer alacak. Evet. Kaç dakikalık beklememiz var? 4 dakikalık bekleme süremiz var. Evet, ufak bir sessizliğin ardından hemen geldik. Bir dakika, bana o videoyu gönder, burayı yayınla. Tamam, burayı. Kanka bugün günlerden ne? Ya Musa, bugün günlerden ne? Evet, Sanok 4/4 dedik, oynanacak haritamız dedik. Bu arada emülatörde bir küçük sorun yaşadık arkadaşlar. O yüzden o sessizlik oldu ve şimdi ise 40 oyuncumuz giriş yaptığını görüyoruz. Bakalım bu gecenin galibi hangi takımımız olacak ve tabii ki biliyorsunuz bir MVP hediyemiz olacak. Bu gecenin 4 haritanın sonunda en çok kill puanı alan oyuncumuza bir küçük hediyemiz olacak dedik. MVP'nin durumu belli oldu mu? Acabası? Önce bir live score geliyor. Tamam, önce live score geliyormuş. Hızlıca o da gelir. Ah be Leonid. Tuna seni mahvetti bu gece. Niye böyle oldu? Ya yok abi, benim cihazımın aslında şarjı yok. O yüzden olabilir bu düşükler. Tek cihazdan yapıyorum şu an hepsini. Tahmin edebiliyorum. O yüzden oluyor. Onun yok, haricinde yoksa halledeceğim de. Live score göreceğiz Aykut. Yani bekliyorum hani, şu anda. Ben geldim de bir şeyler yapayım diyorum da hani anlamıyorum, etmiyorum. Böyle en geri kaldım. Hadi bakalım. Evet, bu arada yeni gelen arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Oynanacak olan haritamız Sanok dedik ve 4/4 dedik. Verdin o live score'u bize.
diyor. Evet, bu arada ben oyuncu. Startı da vereyim hem. Startı da verecek. Evet, son haritada zaten biliyorsunuz ilk 1, 2 ve 3. haritada istedikleri puanı elde edemeyen bazı takımlarımız. Bu arada start verme gelen takımlar var hala. Bunlar kim? Asyap falan. Wanderlust ekibi şu anda giriş yapmış. Takları da bir kontrol edelim istersen ondan sonra. Hemen. Ya da son haritada oynasınlar, sen bilirsin. Çok önemli değil. Yani mesela 15'in slotta bakayım hangi evet. takımımız varmış. Onlar takımda kaçak girilmiş. Gönder abi. Gönder abi 15'in slot. Asyap kendi şeylerinde girebilir. Hiç sıkıntı yok, gönder. Evet. O şimdi oradan oraya gezecekler akılları sıra. Ezemeyecekler, atıldılar. Hemen tamam. Startımızı verdik. Kontrollerimi. Bir tane daha Asyap'tan bir arkadaş var. Dur. İptal et, onu da at. Hemen. 16'ya 1. Hadi çocuklar. Hadi güzel kayışım benim. 2 adım ötede mezarcı var. Hadi güzel kayışım benim. Canım benim. Evet. Startımızı verdik. Ve Sanon. Tamam. Maalesef bu gece bu etkinlikte tek arkadaşımız bu organizasyonu yapıyor ve tek cihazla yapıyor. O yüzden bu live score biraz bir tık geç gelebilir. Ama dediğim gibi kıymetli dostlar, normal şartlarda bir kişi odayı kurarken arka planda da live score hesaplayan farklı arkadaşlarımız da oluyor. Bu gecelik böyle oldu. Evet. Herkesin evi acil şifa dilesin. Kesinlikle Tuna, evet. Sana acil şifalar diliyoruz. Hemen iyileş ve gel. Bıktık ya, bu nedir böyle? Yani. Gönder artık o life skoru. 30 hemen saniye sonra Sanoa hareket edecek uçağımız. Sabırsızlıkla oynanan ilk 3 haritanın toplamını bekliyoruz. Bu arada hakikaten ne Miramar'dı ne Erangel'di acaba? Gerçekten var ya, dilim damağım kurudu öyle söyleyeyim. Kadar yavaşlığı var. Gazi ekibinden 1 puan fazla yazıldı, bilgisi gelmişti. Onu da sana hatırlatmak evet. istiyorum. Evet. Şu anda uçağımız hareket etti. Şöyle bir rotasyona bakalım. Güzel. Bütün takımlar diledikleri mainlere iniş yapabilirler diye tahmin ediyoruz. 13 takıma düştü. Son harita dedik. Yine Sertaç Bey yok mu? Balagan. Balagan nedir yav? Evet, live score da şu anda ekranlarımıza geldi. Hızlıca onu oyuncularımız iniş yaparken şöyle bir ekranlarımıza getirelim. Shot to Follow ekibi 2000 demişti. 44 puanla şu anda birinciler. Revelation 7 ekibi 26 kill puan. Onlar da toplam 35 puanla ikinciler. Detox ekibi 31 puanla. Eda Nur hoş geldin. Takip için teşekkür ederiz. Detox ekibi de 31 puanla. Bir winle birinciler. Xipir ekibi 20 puanla 4. The Last ekibi 19 puanla 5. First ekibi 17 puanla 6. Deep Esport 17 puanla 7. Gazi ekibi 12 puanla 8. White Road 11 puanla 9. Lerede ekibi de 9 puanla 10. ikinci listeye ben saymadan siz şöyle bir ufak ufak bakabilirsiniz. Ama hızlıca geçeceğim. Çünkü main fight'ını kaçırmak istemiyorum. Şöyle hızlıca bu bölgeye gelmek istiyorum. Bir kill puanı Grove Street ekibinden şu anda kazanılmış durumda. Rakip oyuncularından da hala baygın oyuncular görüyorum. Burası her zaman olduğu gibi karışıyor. 11. slotta sanırım. Sıkıntılı slotlarımızdan bir tanesi. Grove Street ekibi. Aman tanrım, Wanderlust ekibinden de kayıp oyuncularımız var bu bölgede. 4 kill puanı Grove Street ekibinde şu anda kazanılmış durumda. Wanderlust ekibini de
LRD ekibini de Sanok'tan uğurladığımızı söyleyebiliriz kıymetli dostlarımız. 11 takım 38 oyuncu artık bu dakikadan sonra bizlere eşlik edecek. Hala 3 oyuncusu baygın. Turan tek başına baygın oyuncusunu alacak. Rakibi mi oynayacak, baygın oyuncusunu mu alacak derken tabii ki baygın oyuncusunu yeniden oyun alanına kazandıracaklar. Vallahi Eda ben de bilmiyorum ya. Sen seversin balagan çalmayı. Ya balagan nedir ya? Hakikaten ya. Mehmet Sağlam abone olmuş. Hadi bakalım Mehmetçim. Teşekkür ederiz. Kesene bereket Memocum. Ailemize hoş geldin. Sefalar getirdin. Arkadaşlar bu arada bir jeton karşılığında takıma da dahil olabilirsiniz. Abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz. Bilginiz dahilinde olsun. Evet, First ekibinin de şu anda bir ufak fight'in içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve ufak dedim ama 4 kill puanlı bir de kazanılmış durumda First ekibinden. Gerçekten tebrik ediyorum. Hızlıca ekranlarımı yeniden Turan'a çevireceğim. 6 kill puanlı 2 baygın oyuncusunu yeniden oyun alanına kazandırdı. Turan neler yapıyorsun? Sanırım bu gecenin de Grove Street ekibinden Turan 2 oyundur. Ekranlarımız gözümüz sende Turan. Gerçekten tebrik etmeden geçemeyeceğim seni. Eşek. Ah ulan Memo. Ah ulan Memo. Evet kıymetli dostlar geriye sadece 9 takım ve Memo'nun sevdiği sayı kadar oyuncu kaldı. Bilginiz dahilinde olsun. Memo bu da sana olsun. Ve First ekibi 4 kill puanı kazanıldı demiştik. Memo'cum ondan gönderme. 2024 var. 2024 ödülünden gönder. 2024 ödülünden gönder. Onun sanırım bir şeyi var bizde. Bir jeton karşılığında 2024 var. Ondan gönderebilirsin. Canını yediğim. Evet bu bölgede Revelation 7 ekibine de bir göz atmak istiyorum. Bir puan yok. Uzak noktalardan spreyler geliyor. Batu'dan. Neler yapıyorsun acaba Batu? Ve onu naklamayı başarıyorlar. Tüm tek atışlarla da Revelation 7 ekibinin ilk kill puanı kazanılmış durumda. Şulecim ne oluyor? Memo abone oldu da onu kutluyoruz. Evet kıymetli dostlar. Şu anda Revelation 7 ekibinin bir baskısı olacak. Uzak noktadan bir oyuncuyu finishleyerek bir puan alınmıştı. Şimdi bir baygın oyuncusuna gidene kadar onu kaldırdı tabi ama Batu da düştü. Aman tanrım. Kritikal da düştü. İyi bir hamleydi aslında. Rakibinden bir oyuncuyu finishlediler. Uzak noktadan diğerini de naklamayı başardılar ama onlar o bölgeye gidene kadar gerçekten takım arkadaşını yeniden oyun alanına kazandırdı. Ve iki oyuncuyu da rakibinden iki oyuncu naklamayı başardı. First ekibini gerçekten tebrik ederim. İki takımı da. Şimdi Detox ekibinden bir oyuncuyu kaybettiklerini görüyoruz. Takımın henüz kill puanı yok. Onlar da 3 kişi. Şimdi rotasyona çıktıklarını görüyoruz. White Road ekibi 3 kişi. Onlar da rotasyonda. İşte Revelation 7 ekibi dedik. Bir oyuncularını Batu'yu kaybettiler. Yine Critical da baygın. Bakalım neler olacak bu bölgede. First ekibi hala 5 kill puanı ve 2 kişi devam edecekler. Sanırım o bölgede Critical'ı finishleyemiyorlar. Çünkü çok kritik bir nokta. Şimdi işte takım arkadaşları bu bölgeye pres yapmış durumdalar. Kaan'cım teşekkür ederim. Kesene bereket. Memo'cum teşekkür ederim. Kesene bereket. Evet o 2024 ödülü sanırım onunla alakalı bir yazı okumuştum. Evet onunla alakalı bir yazı okumuştum az evvel hatta. Ajanstan öyle bir yazı gelmişti diye tahmin ediyorum. Evet bir kill puanı. Revelation ekibinde iki oyuncusunu kaybetti dedik. Artık bu dakikadan sonra
Revelation ekibinin diğer oyuncusu Sivas farklı bir noktadan rakibini gerçekten şaşırtmayı başarıyor Sivas. 2 vs 2 şu an için. Şöyle bir diğer takımlarımıza bir göz atalım. The Last ekibi 0 kill puanı, 4 kişilik üstünlüğü devam ediyor. Memo'nun her zamanki hali Merve'cim ya. Memo çok bonkör bu. Bakma sen. Xpeer ekibi yine sakin bir main ve 4 kişilik ekip hala bozulmamış durumda. Grossfit ekibi bir oyuncularını Rom'u kaybederken toplamda 6 kill puanı kazanılmış durumda. İşte Shot the Flow ekibi 1 kill puanı, 4 kişilik üstünlüğü şu anda. Onlar da rotasyon halinde ve sanırım güvenli alandan yerlerini almak isteyecekler. İşte şimdi ekranlarımızda 3 kill puanı olan ve 4 kişilik üstünlüğünü koruyan Gazi Esports ekranlarımızda. Evet, kaybettiğimiz takımlara da hızlıca bir göz atalım. Wanderlust ekibi 1 puanla Sanova veda ederken Last ekibi de 2 puanla yine 0 puan, 0 puan. Evet kıymetli dostlar, geriye 9 takım ve 28 oyuncunun olduğunu söyleyebiliriz. Alanın kapandığı Payinan bölgesinde şu anda hemen hemen bütün takımlarımız var. Sanırım Detox ekibi ile Shot the Flow ekibi oyun alanının dışarısında değiller. Ve hızlıca ekranlarımı şimdi Revelation 7 ekibine getiriyorum. Bu dakikadan sonra 2 kişi devam edecekler dedik. Hala 2 kişiler 2 kişileri devam ediyor. Ve Sivas'ın o noktada o güzel spreyleriyle 3. kill puanı da kazanılmış durumda. Bu arada Şule'cim, Anıl dinlendi mi? Scream'den sonra bir güzel bir gameplay yapalım hep birlikte. Evet, gerçekten arkadaşlar 40 kişiyiz. Şöyle ekranlarımıza çift çift tıklayarak yayını şöyle daha ön plana çıkartmayı başarırsak, en azından katılım sağlayan takımlarımızı ve bu oyuncularımızın daha fazla kişiye erişmesini de sağlamış oluruz. Bilginiz dahilinde olsun. Musa ne gönderdi? Musa'cığım kesene bereket. Mehmet'cim kesene bereket. Evet, 8 takım 26 oyuncu artık bu dakikadan sonra bizlere eşlik edecek olan oyuncularımız dedik. Takımlarımız dedik. Sanon galibi kim olacak? Bu gece toplamda oynanılan 4 haritanın toplam en çok kill puanı alan oyuncumuza küçük bir hediyemiz olacak dedik. Ve geriye 8 takım 26 oyuncu kaldı. Memo'cum teşekkür ederiz sana da, kesene bin bereket. Şöyle haritamıza baktığımızda oyun alanının içerisinde The Last ekibini, Gazi ekibini, Detox ekibini ve şimdi Shot the Flow ekibinin de giriş yaptığını görüyoruz. Grove Street ekibi, aynı şekilde Xpeer ekibinin de ve Revelation 7 ekibinin de artık yavaş yavaş giriş yaptığını söyleyebiliriz kıymetli dostlar. Ve 5. slotta White Throat ekibinin de o bölgeye giriş yaptığını görüyoruz. Evet, 8 takım 26 oyuncu bu dakikadan sonra bizlere eşlik edecek olan oyuncularımız ve bakalım 4. güvenli alan da 50 saniye sonra kapanacak. Artık Sanon galibi kim olacak, hep birlikte izleyelim. Memo 433 olmuş. O 500 yapalım da onu öyle kapatalım. Evet, son 8 takım dedik, 26 oyuncu dedik. Şimdi takımlarımıza bir hızlı göz atalım. Detox ekibi, az önceki oynanılan Erangel'ın galibi dedik. 2 kişi devam edecekler bu dakikadan sonra Sano. White Road ekibi dedik, 3 kişi. Henüz kill puanı yok 2 takımında. Revelation 7 ekibi, 2 kişi 3 kill puanı. Devam edelim. The Last VIP ekibi. Onlar da 4 kişi, henüz kill puanları yok. Uzak noktadan darbe aldı. Henüz baygın oyuncuları yok. Gazi ekibi köprü bölgesinden onları zorlamaya devam ediyor. Ve şimdi Xpeer ekibi, henüz kill puanları yok. Kayıp oyuncuların da olmadığını söyleyebiliriz. Grossit ekibi 6 kill puanı 3 kişi şeklinde. Ve işte 2 win alan
ve 4 kişilik üstünlüğünü korumaya devam eden Shot the Flow ekibi, onların da 1 kill puanları var diyebiliriz. Ve işte Gazi ekibi main fight'ında 3 kill puanı kazanırken onlar da 4 kişilik üstünlüğünü korumaya devam ediyorlar ve o köprü bölgesinde The Last ekibini de baskı kurmaya devam ediyorlar. Bu arada Lavin düştü. Uzak noktadan naklamayı başardılar Lavin'i ama tabii ki Erkin o bölgeye bir pres yaparak ikinci oyuncuyu da naklamayı başarıyor. Erkin tabii ki hesapta yoktu ve şimdi Loxi Lavin'i tekli atışlarıyla finishlemeyi başarıyor. Mehmet'cim teşekkür ederim be. Kesene bin bereket. Ve şu anda Loxi de düştü. Artık iki takım da her yerden darbe alıyor diyebiliriz. Memo'cum gerçekten teşekkür ederim. Musa'cım sana da teşekkür ederim. Evet kıymetli dostlar, geriye 8 takım dedik. 24 oyuncu dedik. Ve bakalım kim olacak Sanoğ'un galibi? Artık oyun alanının içerisine de girmek zorundalar. Bir oyuncularını Loxi'yi yeniden oyun alana kazandırdılar ve Berkay'ı kaybettiler. Loxi şimdi yeniden düştü. Takımın 2 kill puanı var. Üst kısımda bir de Revelation 7 ekibini görüyoruz. Bakalım The Last ekibini buraya yeniden kazandıracaklar mı? Hep birlikte görelim. Arka kısımda bir de Detox ekibini görüyoruz. Shot the Flow ekibi de bu bölgeye geldi. Aman tanrım, Krip düştü ve Krip'i hızlıca kaybettik diyebiliriz. Kıymetli dostlar, şöyle bir yukarıdan bakmak istiyorum. Diğer takımlarımız ne durumda? Bu bölgeye hangi takımlarımız hakim? Revelation 7 ekibi dedik. Aynı şekilde The Last ekibi dedik. Revelation 7 ekibi 5 kill puanına ulaşmayı başarıyor. Karşılarında 2 kişi The Last ekibi ama Erkin'in takım arkadaşları şu anda sanırım... Evet düştü. İki kişi kaldı. Napolyon ve Erkin. Bakalım The Last ekibi neler yapacak. Çok darbe almıştı ama o DBS denemesi maalesef Erkin'in devam etmesi izin vermedi ve Napolyon artık tek başına kaldı. Takım arkadaşı Loxi hala baygın. Canticim hoş geldin. Sefalar getirdin. Aleyküm selam. Evet kıymetli dostlar, 6 takım 16 oyuncu bu dakikadan sonra bizlere eşlik edecek olan birbirinden yetenekli takımlar dedik, birbirinden kaliteli oyuncular dedik ama geriye sadece 6 takım ve 16 oyuncu kaldı. Şöyle hızlıca takımlarımıza bir göz atalım. White Road ekibinden hala 3 kişi ve 0 kill puanı. Revelation 7 ekibi 8 kill puanı alırken geriye sadece 1 oyuncu. Ve Xpeach ekibi 0 kill puanı, 4 kişilik üstünlüğü devam ediyor. Grove Street ekibinden 6 kill puanı ve 3 kişi devam ediyor şu anda. Onlar da Xpeach ekibiyle ve Shot the Flow ekibiyle bir fight edeceğiz. Shot the Flow ekibi 1 kill puanı ve 4 kişilik üstünlüğü devam ediyor. Ve Gazi ekibinden de geriye sadece 1 kişinin kaldığını söyleyebiliriz. Arka kısımda Grove Street ekibi. Hızlıca o bölgeye gitmek istiyorum. 8 kill puanı şu anda kazanılmış durumda Grove ekibinden. Ve şu anda bir oyuncu düştü. Aman tanrım, hızlıca o bölgeye geçmek istiyorum. Hero DBS denemeleriyle orada bir şeyler yapıyor. Hızlıca bakalım. Hero çok hızlı hareket ediyor. Evet. 1 kill puanı kazanıldı. 2 oyuncusunu kaybetti. X-Spear ekibi. Evet bu arada Memo'cum sen de abone olduğun için emojilerimizi kullanabilirsin. Bu arada yeni emojiler eklemiştik ama abone olan arkadaşlarımız için sanırım birkaç tanesinin orada şeyleri var. Ekrandan taşması var diyelim. Onları da ayarlayacağız. Şeyleri çıktı. Evet bu arada evet arkadaşlar, 5 takım 11 oyuncu kaldı dedik ama hızlıca şöyle ekranlarımıza live skoru da getirdik ama hızlıca şuna da bir göz atmanızı istiyorum. Şu an için 12 kill puanıyla 3 harita toplamı değil mi bu? Evet.
Evet, 3 haritanın toplamında Revelation 7 ekibinden Batu 12 kill puanıyla önderliği sürdürüyor. Idil Sanok hariç. Critical yine. Revelation 7 ekibi 10 kill puanı ikinci. Detox ekibinden Porsche 10 kill puanıyla üçüncü olurken The Last VIP ekibinden de Loxi 8 kill puanıyla dördüncü. Raul MGG ekibinden 8 kill puanıyla beşinci. Gazi ekibinden Gazi Alperen 8 kill puanıyla altıncı. Ve az sonra tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son anları da bir hep birlikte görelim. Hero'nun aracı oldukça hasar almış durumda. White Road ekibinin oyuncuları uzaktan oldukça sıkıştırdılar ama maalesef Cross'u da düşürdüklerini söyleyebiliriz. Son 5 takım. Artık son 9 oyuncu. Şöyle bir bakalım. Fantast. Onu da kaybettik diyebiliriz. Artık son 3 takım ve 7 oyuncu. Sanon galibi kim olacak dedik. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Birinciliği arkadaşlar şu anda Revelation 7 ekibinden Sanok haritası hariç. Onları da belirtmek istiyorum. Sanok haritası hariç toplamda 3 haritada 12 kill alarak Revelation 7 ekibinden Batu 3 haritada 12 kill ile birinciliğini korumaya devam ediyor. MVP. Gecenin MVP'si seçilecek bu akşam. Ve yine Revelation 7 ekibinden Critical isimli oyuncumuz da, bu arada Silo'nun düştüğünü görüyoruz. Silo Pev, onu hızlıca kaybettik. Hero onu finishledi. Ancak Gazi ekibinden Kvoxy onu naklamayı başarmıştı. Ve Detox ekibinden Porsche 10 kill puanıyla o da yine 3. sırada yer alıyor diyebiliriz. 2-3 aynı zaten 10 kill puanı. The Last ekibinden de Loxy 8 kill puanıyla o da sıralamada. Gazi ekibinden Alperen aynı şekilde 8 kill puanı. Deep ekibinden Konishiba 7 kill puanı. First ekibinden Ricky 6 kill puanı. Sulopev 6 kill puanı. Ve Grostrit ekibinden yine 4 kill puanı geldi. Evet, Sanok haritamızı da hızlıca sona erdirdik. Erhan'cığım senden ricam, result yerine MVP'yi hesaplasak daha mantıklı olacak. Mesela Sulo şu anda sıralamadaydı. Örnek veriyorum. 9. sırada 6 killi şu an alamamış gibi. Evet kıymetli dostlar, hızlıca takımları söyleyelim. Ekranı kapatmadan da hep birlikte burada MVP açıklayalım. Xpeer ekibi 2. 5 kill puanı. Gazi ekibi 4 kill puanı. 3. Revelation 7 ekibi dedik. 8 kill puanı. Bu arada Revelation 7 ekibinden de bakalım. Batu 12 kill demiştik. Bu oyunda 0 kill. Critical 10 kill demiştik. Bu oyunda da yine 0 kill puanı var. Devam edelim. White Road ekibi 5. 0 kill puanı var da Revelation 7 ekibinin 8 kill puanı olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Grow Street ekibi 8 kill puanı 6. oldu. Grow'lardan bakalım. 4 kill alan bir oyuncu varmış. 5. olmuş. Devam edelim. The Last VIP ekibi. Toplamda 5 kill puanı 7. The Last ekibinden de Loxy'nin 8 puanı varmış. O da bu oyun 0 kill alarak kapatmış. Detox ekibinden Porsche 10 kill ile 3. idi. Porsche bu oyunda da 0 kill puanı. O da korumaya devam ediyor. First ekibinden sıralamaya giren Ricky vardı. 6 kill puanı. Ricky bu oyuna katılmamış. Evet, 10. takımımız. 11'i geçelim. LRD ekibinden maalesef yoktu. Wanderlust ekibinden de yoktu. Şu an için benim hesaplamalarıma göre Revelation 7 ekibinden Batu 12 kill ile gecenin MVP'si oldu diyebilirim. Bence ben sabırsızlıkla bekliyorum bu arada. Evet. Ben Revelation 7 ekibinden bir oyuncu diyorum ama bakalım Batu mu yoksa farklı arkadaşlar mı, hep birlikte göreceğiz. Evet, gerçekten bütün takımları, bütün oyuncularımızı
katılım sağlayan, bizlere destek olan bütün dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz arkadaşlar. Ve şimdi hızlıca puanları hesaplayalım. Result'u hesaplayıp sizlere bekletmeye gerek yok kıymetli dostlar. O yüzden sadece gecenin MVP ödülü vardı. Gecenin MVP'sini hesaplayalım. Sizlere onu paylaşalım. Ondan sonra vedalaşalım. Bakalım bu gecenin MVP'si kim olacak? Revelation ekibinden Batu ya da Critical mı? Detox ekibinden Porsche mu? Yoksa The Last ekibinden Loxi mi? MGG ekibinden Raul mu? Gazi ekibinden Alperen mi? Konishiva mı? Deep ekibinden? First ekibinden Ricky mi? Yoksa Shotta Flow ekibinden Slow Pave mi? Evet, hızlıca hesaplamalar devam ediyor. Bu arada yeni gelen arkadaşlar teşekkür ederiz. Takip eden arkadaşlar da aramıza hoş geldiniz diyelim. Bence de Club MVP olmuştur. Bakacağız. Vallahi ben yine söylüyorum. Ben kabaca Alperen teşekkür ederim. Aykut teşekkür ederim arkadaşlar takibin için. Şöyle söyleyeyim. Ben kendi hesaplamalarıma göre ilk 4 değişmedi. Hatta hiçbiri değişmedi diyebilirim. Bakın az evvel şöyle ekrana getireyim. Siz de görün. Değişim. Birlikte bakalım. Şöyle bir şey var abi. Hemen söyleyeyim. Klaus'ı puanlamışız ama onu liste eklemeyi unutmuşuz Nikon arasına. O katıldı. Tamam. Ve Jackson galiba. Ben Batu diyorum. Revelation 7 ekibinden 12 kill ile Batu diyorum. Klaus'ı ekleyince durumlar bir tık değişiyor. Ne hemen diyorsun? Yapalım. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Arkadaşlar şu anda listeye result paylaşılacak. Aykut Discord'dan paylaşırız ya. Result'u beklemeyiz. Bakalım Klaus diye bir bilgi geldi. Şöyle bekleyelim. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Gecenin MVP'si. Lorin hoş geldin. Teşekkür ederim. Bu arada Gazi ekibi beni kırmadığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu geceye renk kattınız. Özellikle başta Lavin'i olmak üzere. Bütün ekibe ve kıymetli Gazi'ye de çok selamlarımı iletin. Gerçekten bize renk atıyorsunuz. Her zaman da biliyorsunuz yerimiz bizlerde var. Yusuf Result'u sunucudan paylaşırız. Onu hesaplamasını isterseniz şey yapmayalım. Bekletmeyelim herkesi. Hadi bakayım. Sen bizim MVP'misin. Helal sana be Lavin. Bak ya gönüllerin MVP'si diyor. Valla Alperen dürüst olayım ama yani bana gönül koyma. Bak çok net söyleyeceğim sana Alperen. Senin ne kadar iyi oynadığını ben biliyorum. Öyle söyleyeyim. Bu gece dedim ki yani favorilerim içindeydin. Evet Revelation'da da vardı. Favori yine oyuncular sizin ekipte de vardı. Ama bugün gerçekten gönül koyma bana ama bugün gerçekten bir tık istediğin olmadı. Bir tık kötü oynadığını ben de söyleyeyim. Ama normal şartlarda nasıl oyun sergilediğini herkes biliyor. Bu gece daha iyi olabilirdi. Gerçekten yani. Ya yine onun dışında şöyle söyleyeyim. Bir dakika. Evet bu arada Flaus hangi takımdandı? She Flaus. Hemen söylüyorum. Shotta Flaw. Evet. Ekranlarımıza geldi. Gecenin MVP'si. Bu gecenin 16 kille. Onu bir düzeltsene. Shotta yok. Yani Shotta. Hemen düzeltelim. Evet. Bu arada gecenin MVP'si dedik. En çok kill alan dedik. 16 kill puanı ile Shotta Flaw ekibinden Flaus bu gecenin en çok kill alan oyuncusu oldu diyelim. Kesinlikle ve kesinlikle onu da tebrik etmeden geçemeyeceğim. Revelation 7 ekibinden Batu 12 kill. Yine Revelation 7 ekibinden Critical 10 kill. Detox ekibinden Porsche 10 kill. The Last VIP ekibinden Loxi 8 kill. MGG ekibinden Raul 8 kill. Gazi ekibinden Alperen 8 kill. Deep ekibinden Konishiva 7 kill. First ekibinden Ricky
6 kill ve Shota Flow ekibinden yine Silopev 6 kill. Gerçekten arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Bu gece sadece küçücük bir etkinlikti. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Bütün takımlarımıza, bütün oyuncularımıza teşekkür ederiz.